Evet arkadaşlar, bugün 3 saat beraber olacağız. İlk dersimizde uluslararası kurslar, uluslararası sözleşmeler olacak. Ben kendimi tanıyayım. Ben Özgür Aydın, A sınıfı iş güvenliği uzmanıyım. Aynı zamanda eğitici, eğitmenim. Şu anda 5 kişiyiz. Ben şimdi biraz derse girmek istiyorum çünkü biraz uzun konular. Özellikle soru çıkabilecek yerleri de size söyleyeceğim sınav için. Sorunuz olursa chatten sorabilirsiniz arkadaşlar. Veya sözelde açıp da sorabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, uluslararası kuruluşlar deyince başlıcaları bizimle ilgili olanlar ILO'yu çok duyacaksınız. Uluslararası Çalışma Örgütü demek, belki de duydunuz. HUVA, Dünya Sağlık Örgütü diye geçer ki onu son zamanda pandemiden dolayı zaten fazlasıyla duyuyorsunuz. Bunun haricinde de UNEP var, Birleşmiş Milletler Çevre Programı. UNIDO var, Birleşmiş Milletler Sanayi Geliştirme Örgütü ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı var, IAEA diye geçer. Bunlar başlıcana uluslararası kuruluşlar. Gene UNDP var, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı. Evi OŞA var, bizim ilgilendiren Avrupa Birliği İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı. Evi OŞA. ISO var, Uluslararası Standartizasyon Örgütü. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü var, NIOŞ. Ve ISA var, Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi. Bu OŞA ile NIOŞ'u şöyle de belirteyim size arkadaşlar. Bunların da kendine uygun iş güvenliği eğitimleri oluyor. Uluslararası şeyde şartlarda bunlar kabul görüyor. Mesela yurt dışında çalışacaksanız OŞA'nın iş güvenliği eğitimlerini alıp mesela OŞA belgesi sorulur veya NIOŞ belgesi sorulur. Mesela yurt dışında çalışmayı düşünen iş güvenliği uzman adayları bunların sınavlarını belgelerini alırsa istenen belgelerden bir tanesi. Büyük ulus bizim de kendi şirketlerimizin yurt dışında yaptığı işlerde bu belgeler isteniyor arkadaşlar. Bunun bilgisi olsun. Bu arada ekrana slide geldi değil mi? Evet hocam. Yanda herkesi gördüm. Şu an göremiyorum da ona bakıyorum nasıl olacak. Her neyse. Devam edelim. Biz Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'ya bakalım ilk önce arkadaşlar. Bundan sorular geliyor. Bazen, her zaman diyemem. Şimdi 1890'da 14 ülke temsilcisinin katılımıyla Berlin'de uluslararası bir konferans düzenleniyor ve ilk konferansta bazı öneriler ele alınıyor. Fakat somut bir karar da ortaya çıkmıyor. Gene 1897'de mesela Brüksel'de ikinci konferans toplanıyor. Bu konferansta iş gücünün korunması amacıyla uluslararası bir büro kurulması önerisi alınıyor ve Uluslararası İş Kanunları Derneği kurulması kararlaştırılıyor. İLO'nun başlangıcı olan ve merkezi olan Brüksel'de bulunan bu dernek iş kanunlarını çeşitli dillere çevirerek yayınlamaya başlıyor arkadaşlar. Dernek 1906 yılında iki uluslararası sözleşmenin kabul edilmesi konusunda çalışmalar yapmakta Bern'de bir konferans daha düzenliyor ve 1914 yılında başlayan savaş nedeniyle biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Bu çalışmalar sonuçlandırılamıyor. Savaş sona erdiğinde dünyada evrensel ve kalıcı barış sağlamak üzere başlanan barış konferansı yine 28 Nisan 1919'da Cemiyeti Akvam yani Milletler Cemiyeti'nin kurulmasını kararlaştırıyor. O da 10 Ocak 1920'de Versay Anlaşması'yla yürürlüğe giriyor Cemiyeti Akvam veya Milletler Cemiyeti. Ve tabii 1919'da Cemiyeti Akvam Versay Anlaşması'na dayanarak burada kuruluyor arkadaşlar. Daha sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Philadelphia bildirgesiyle birlikte ILO yeni bir sürece giriyor arkadaşlar. Savaş sonrası ulusal bağımsızlık da büyüme yönleri ve merkezi Cenevre olarak kuruluyor arkadaşlar. Burada soru bazen gelir. ILO'nun merkezi sorulabilir arkadaşlar. ILO'nun merkezi Cenevre'dir. Bilginiz olsun. Bazen bu merkezlere sorular. ILO'nun Türkiye şubesi de var arkadaşlar. Ankara'da. Bu da 1976 yılında kuruluyor Ankara'da. Ama genellikle ana merkez Cenevre sorulur. Sorulacaksa. Üçlü bir yapıya sahip bazen bu sorulur. Bu üçlü yapı dediğimiz aslında işçi, işveren ve hükümet. Buna üçlü yapı denir. İş güvenliği içinde temel olan zaten
Budur arkadaşlar, üçlü yapıdır. Yani çalışanlar, işçiler, işveren ve hükümet olarak bir üçlü yapısı vardır. Burada her biri eşit söz hakkına sahiptir. İşveren ve işçi temsilcileri ekonominin sosyal tarafları hükümete politika ve programları şekillendiren taraftır. Hükümetin görevi politikalardır arkadaşlar. ILO 28 hükümet temsilcisi, 14 işveren temsilcisi, 14 işçi temsilcisi olmak üzere 56 kişiden oluşmaktadır arkadaşlar. Ve 220 ülke ILO'ya üyedir. En çok üyesi olan uluslararası kuruluştur arkadaşlar. Türkiye ILO'ya da 1932 yılında üye olmuştur. Bizim ILO'ya üye oluş tarihimizde sorulabilir veya beraber sorulur. Türkiye ne zaman üye oldu veya merkezi neresidir diye. ILO'nun 1932 yılında üye olduk ve merkezi Cenevre arkadaşlar. ILO'nun genişletilmiş politikaları her yıl toplanan Uluslararası Çalışma Konferansı'nda belirlenir. Çalışma programı ve bütçesi üye ülkeler tarafından finanse edilir ve 2 yılda bir aynı konferans tarafından benimsenir arkadaşlar. ILO'nun düzenlediği uluslararası konferansa 2 hükümet temsilcisi, 1 işveren temsilcisi, 1 işçi temsilcisi olmak üzere 4 kişi katılır. Bazen işte bu detay bir sorudur ama gelebilir. 2 hükümet temsilcisi, 1 işveren temsilcisi ve 1 işçi temsilcisi. 4 kişi katılıyor konferansa. Gene çalışma yaşamında 4 tane stratejik hedef var. Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek. Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmesi, daha fazla fırsat oluşturmak. Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini arttırmak. Ve üçlü yapıyı ve sosyal diyaloğu güçlendirmek. Buradan da belki nadir de olsa soru çıkabilir stratejik hedeflerinden. Uygulamaları neler arkadaşlar? Mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyon çalışma politikası, işçi sağlığı, iş güvenliği gibi konularda teknik yardım sunmak. Bağımsız işveren ve işçi örgütlerinin gelişimini teşvik etmek ve bu örgütlere eğitim ve danışma hizmetleri vermek. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma yaşamı için küresel normlar geliştirmek. Anayasası vardır arkadaşlar ILO'nun. Burada başlıkları istihdam ve işsizliği önlenmesi, iş dışındaki hastalık ve kazalardan korunma, çocukların, gençlerin ve kadınların korunması, göçmen işçilerin haklarının korunması, çalışma saatlerinin düzenlenmesi, uygun asgari ücretlerin belirlenmesi, yaşlılıkta ve mağduriyette koruma, eşit işe eşit ücret verilmesi, örgütlenme özgürlüğü ve mesleki eğitim ve sürekli eğitimin geliştirilmesi arkadaşlar. Arkadaşlar, ILO'nun 188 tane sözleşmesi var. Bir de 199 adet de tavsiye kararı var. Biz Türkiye olarak bu 188 sözleşmenin 59'unu kabul etmiş durumdayız. Fakat hepsi de yürürlükte değil 59'un. Sözleşmeler üye ülkelerin yasama organlarındaki onaylarıyla birlikte öngördükleri koşulların uygulanması konusunda bağlayıcı hükümler içeriyor. Yani anayasada bize Büyük Millet Meclisi'nde onaylanıyor. Ondan sonra yürürlüğe giriyor. 59 sözleşmenin biz 55'i yürürlükte, 4 tanesi hali hazırda değil. Tavsiye kararı ise politika geliştirme, yasama ve uygulama konuda rehberlik eder. Yani bu sadece bir rehberdir 199 tane karar. Bu gelişimle ilgili ama diğerleri bağlayıcı hükümlerdir arkadaşlar. Biz 55'i şu anda, 59'unu kabul ettik ama 55'i yürürlükte. Bakın bunlar ILO'nun sözleşmeleri, tabii hepsi bizim kabul ettiğimiz değil. İşte işsizlik sözleşmesi, örgütlenme özgürlüğü, haftalık dinlenme, hemen ya da kısa sürede uygulanacak bilgi becerileri öğrenme ister diyor. Zorla çalıştırma sözleşmesi, işte ücretli iş bulma büroları sözleşmesi gibi gibi bir sürü sözleşme var. Mesela 55 gibi adamdan hastalanması, yaralanması, ölümü halinde sorun gibi. Burada arkadaşlar size hepsini tek tek okumayacağım ama bazen bunlardan soru gelebiliyor bu sözleşmelerden. Bizi bağlayacak olan arkadaşlar ana iki tanesini söyleyeceğim. Biri 155 sayılı sözleşme, iş sağlığı, güvenliği ve çalışma ortamına ilişkin sözleşme. İş güvenliğiyle deyince aklınıza direkt 155 sayılı sözleşme gelsin. Bir de sağlık hizmetlerine ilişkin sözleşme 161 arkadaşlar. Bu da gene önemli bir sözleşme. Bunların ikisi bazen
sorulabilir. Sağlık hizmetleri 161-155'te iş sağlığı ve güvenliği. Evet, bir de mesela 119 var. 1967'de kabul ettiğimiz makinelerin korunma tertibatı tescil sözleşmesi. Hiçbir makinenin koruyucusu olmadan alınmasını, satılmasını, devredilmesini, ödünç verilmesini engelleyen bir sözleşmedir arkadaşlar. Bu sözleşmelerden bazen soru gelir. Aklınızı bulsun. Önemlisi 155-161. Bir de 187 var. İş sağlığı ve güvenliğin geliştirme çerçeve sözleşmesi ama 155 ile 161 daha çok aklınızda kalsın. Evet, EVOŞA var arkadaşlar. Avrupa Birliği İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı. OSHA ilk önce arkadaşlar Amerika'da kuruluyor. 1971'de yürüyen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği iki kuruluş oluşturuyor. Biri NIOŞ, biri OSHA. Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Enstitüsü, İş Sağlığı Güvenliği Ajansı. NIOŞ, iş sağlığı güvenliği alanında araştırma, eğitim faaliyetinde bulunarak çalışma şartlarını iyileştirmekte amacı. OSHA, iş yeri güvenliği ve işçi sağlığı hakkında yasal düzenlemeler, mevzuat çıkartmakta. EVOŞA yani Avrupa OSHA 96 yılında kuruluyor arkadaşlar. Merkezi Bilbao. Bakın bunun da merkezi sorulabilir. OSHA'nın merkezi Bilbao'dur. Diğerinin Cenevre, bunun Bilbao. 96 yılında kuruluyor burada. 1996. Öbürü biz, diğeri üyeliğimiz 32 arkadaşlar. Kuruluş amacı Avrupa Birliği'nde iş yerlerinin daha sağlıklı, güvenli ve üretken olmana katkıda bulunmak. Ajans üçlü bir yapıda organize, gene aynı şekilde devlet, işçi ve işveren, bunları bir araya getirmek. İLO benzeri bir yapısı var. Üç direktifle kararı bağlanıyor. 2062 Taksim 94, 1643 Taksim 95, 1654 Taksim 2003. Bunlarla üç tane direktif var. Bunlar düzenleniyor ama bunlardan soru gelmez. Yani şu ana kadar gelmedi en azından. Yaklaşık 50 kişinin görev aldığı ajansın çok sayıda yeni ve yıllık düzenli aktiviteleri var arkadaşlar. Ayrıca her yıl Ekim ayının ikinci haftasında İSG haftası olarak kutlamakta ve etkinlikler düzenlemekte. Bütün üye ve aday ülkelerce aynı formatta düzenlenen bir internet sayfası ve bilgi ağı mevcut olup tüm üye ülkelerin konuyla ilgili bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlıyor. Biz tam üye değiliz arkadaşlar. Aday ülke olarak gözüküyoruz ve gözlemci statüsünde katılıyoruz. OSHA'nın Avrupa Birliği direktifleri var arkadaşlar. Bunlar da aynı işte 155-161 gibi. Burada önemli olan arkadaşlar 84 Taksim 391 EEC. Bu da iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği arkadaşlar. Avrupa Birliği direktiflerinde bazen soru gelebilecek lerden bir tanesi 391. Aklınızda burası kaldığı zaman yeterli olabilir. İşte çalışan işlerin güvenliğini ve sağlığın geliştirmesi ve destekleyecek temel önlemler hakkında. Diğerleri de var işte 477 asbest var, 188 var işlerin işte gürültüye maruz kalmana bağlı sitelerden korunmaları gibi. Ama genellikle gelirse 391 şu ana kadar geldi arkadaşlar. Evet, mesela 654 var. İş yeri bina ve ekletinde ancak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmelik gibi gidiyor arkadaşlar. Bunları tek tek ele almıyorum. Bakmanız gerekir. Ama dediğim gibi soracakları 391 genelde oluyor. Detay sorarlarsa işte bilemem. WHO, Dünya Sağlık Örgütü, son zamanlarda adını çok sık duyduğumuz bu pandemiden dolayı arkadaşlar. 1945 yılında yine Amerika San Francisco kentinde toplanıyor Birleşmiş Milletler ve burada Çin ve Brezilya delegeleri Uluslararası Sağlık Örgütü kurması amacı toplantı düzenlemesi teklif ediyor. Ve Belçikalı Profesör René Sarp başkanlığında 15 kişilik bir teknik komite kuruluyor. Teknik komite kısa bir süre içinde toplantının gündemini belirliyor ve kurulacak olan Uluslararası Sağlık Örgütü için anayasa taslağını hazırlıyor ve alınması gereken kararları belirliyor. Burada 19-22 Temmuz 46 tarihinde New York'ta düzenlenen Uluslararası Sağlık Konferansı'nda Birleşmiş Milletler'e üye 51 ülkenin temsilcisi ve gene FAO, ILO, UNESCO, OHIP, PAHO ve Kızılaç, Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu ve Rockefeller Vakfı WHO Anayasası'nı oluşturuyorlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün Anayasası'nı
oluşturuyorlar arkadaşlar. Evet, 22 Temmuz 1946'da 61 ülkenin temsilci tarafından WHO Anayasası kabul ediliyor, imzalanıyor. Yürürlük şartı gene WHO'nun anayasası en az 26 üye ülke tarafından resmen kabulüyle yürürlüğe giriyor arkadaşlar. Ve 7 Nisan 1948'de WHO Anayasası tam anlamıyla yürürlüğe giriyor. Ve 7 Nisan'da her yıl Dünya Sağlık Günü olarak kutlanıyor arkadaşlar. Türkiye'de 2 Ocak 1948 tarihinde WHO'ya üye oluyor. Üye oluşumuz bizim sorulursa 1948. Gene 9 Haziran 1949 tarihinde de Dünya Sağlık Örgütü Anayasası'nı onaylayarak WHO'ya resmen üye oluyor. Yani bu sefer anayasayı da onaylıyor. İlk üye oluşumuz genelde sorularda aklınıza kalsın 1948'dir. Resmen üye derse, anayasanın kabulünü sorarsa 1949 WHO Anayasası'nın. Bunun da merkezi Cenevre'dir arkadaşlar. ILO gibi merkezi Cenevre sorulursa buradan aklınızda kalsın. WHO'nun merkezi Cenevre'dir. 191 ülke üyedir ve iki ülkede ortak üye statüsündedir arkadaşlar. Amacı ve çalışma alanları arkadaşlar, salgın hastalıklarla savaş, tıbbi araştırmalar, teknik destek, sağlıkçıların ve tıbbi teknikerlerin yetiştirilmesi, ana ve çocuk sağlığı programlarının iyileştirilmesi, aile planlaması, aşı programlarının düzenlenmesi, beslenme ile ilgili düzenlemelerin yapılması, temiz su kaynaklarının korunması, hijyeni sağlamak, uluslararası sağlık standartının korunması, doğal felaketlerde zarar görmüş insanlara yardım, sağlıkta yönetici ve koordinatörlük, meslek gruplarıyla diğer örgütlerle işbirliği kurmak ve sürdürmek, hükümetlere istek üzerine sağlık hizmetleri sunmak, acil durumlarda hükümetlere yardım yapmak, epidemiyoloji ve istatistik hizmetler, epidemik endemik hastalıklarla mücadele, kazalardan doğan zararları önleyebilecek önlemleri teşvik, bilim ve meslek grupları arasında işbirliği, yiyeceklerle biyolojik, farmasötik ve gibi ürünlerle ilişkin normlar. Aynen diğerleri gibi bunun da maddeleri var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 diye gider. Buradan çok fazla WHO'nun genellikle maddelerinden sorulmaz arkadaşlar. Ama o yüzden bunları geçiyorum. Bakmak gerekir ama ağırlıklı ILO veya OŞA'nın sorusu gelir arkadaşlar, gelirse. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arkadaşlar. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu, atom enerjisinin denetim altına alınması ve barışçı amaçlarla kullanılması sağlamak için kurulmuştur. Zamanla nükleer santrallerde güvenlik sağlamak, bu santrallerde çalışanların ve çevre sakinlerinin sağlık ve güvenliğini korumakta öncelikli görevi olmuştur. Çok fazla oradan soru gelmez. Gene ISO var arkadaşlar. Uluslararası Standartlaştırma Örgütü. Bu da 47'de kuruluyor. 120'den fazla ülkenin üye olduğu bir uluslararası federasyon. 2800 teknik komitesi bulunmakta. 100 binden fazla uzmanın katkısıyla 200 bin sayfadan fazla 10 binin üzerinde uluslararası standart oluşturulmuştur arkadaşlar. Bazı ISO standartları buradan yine zaman zaman soru gelmiştir arkadaşlar. ISO 9001 kalite, ISO 14001 çevre, ISO 18001 iş sağlığı ve güvenliği. İkimizden en çok 9001 biliniyor isim olarak ama 18001 asıl bizi ilgilendiren. Gene 13485 var medikal, 17025 laboratuvar akreditasyonu, 27001 bilgi güvenliği ve 22000 gıda güvenliği standartları mevcuttur arkadaşlar. Bu standartlardan da bazen soru gelebilir. Gelelim ulusal kuruluşlara. Arkadaşlar merkez ve taşra yani diye adlandırıyoruz. İkiye ayrılıyor. Çalışma Genel Müdürlüğü merkez, dış ilişkiler ve dış işçi hizmetler genel müdürlüğü. Bizi ilgilendiren arkadaşlar İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İSGGM. İSKÜM var, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezliği var ve Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı var arkadaşlar. Danışma ve denetim birimlerinde ise yani Teftiş Kurulu Başkanlığı, bunu İş Teftiş Kurulu Başkanlığı var, İTKB, gene bizimle ilgili olarak.
İş denetim birimi başkanlığı var, strateji geliştirme başkanlığı, hukuk müşavirliği ve basın ve halkla ilişkiler müşavirliği var, danışma ve denetimlerinde, ama bizi ilgilenecek İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İTKB. Diğer yardımcı birimler de var. Taşra'da arkadaşlar yurt dışı teşkilatı ve ilgili kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, SGK diğer kısadıyla. Yine Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü ve Mesleki Yeterlik Kurumu var arkadaşlar. Mesleki yeterlik son zamanda ciddi olarak revaçta. Tüm meslek grupları için neredeyse açılıyor yavaş yavaş. Herhangi bir eğitimle, yani milli eğitimden işte mezun değilse, işte bir meslek lisesi veya üniversiteden mezun değilse, ilgili bir mesleği yapıyorsa, bu mesleği yaptığına dair belgesi olması gerekiyor. Bu belgeyi de veren kuruluş Mesleki Yeterlik Kurumu. Ve diğer bağlı kuruluşlar gene ilgilendiren ÇASKEM, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ÇASKEM var arkadaşlar. Bakalım şimdi İSGGM, İSKÜM, İTKB, Teftiş Kurulu, SGK ve ÇASKEM. Diğer kuruluşlar deyince de aklınıza gelsin ama çok soru gelmez. TÜBİTAK var, TSE var, Sanayi ve Ticaret Bakanı STB ve SB var, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü sağlık eğitimi için. Ve ÇOB ve ETKB var. Ama bunda diğer kuruluşlar çok fazla değil. Ayrıca da gene yer olarak meslek odaları mevcut arkadaşlar. Meslek odaları deyince aklınıza TMMOB, işte Mimarlar Odası, Makine Mühendisleri Odası gibi gelsin. Bunlar da karşılaşacağınız durumlar. Evet. ÇSGB, yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, arkadaşlar ilk adıyla tabii kurulan, çalışma hayatını, işçi işveren ilişkilerini, iş sağlığını ve güvenliğini düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik imkanını sağlamak, bu imkanı yaygınlaştırmak ve geliştirmek. Yurt dışında çalışan işçilerimizin çalışma hayatında doğan hak ve menfaatleri korumak ve geliştirmek amacı. Görevleri, iş sağlığı güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek. İş yerlerindeki sağlık ve güvenlik listelerini önleyici ve koruyucu hizmetleri yürütenlerin niteliklerini belirlemek, eğitimlerini ve sertifikalandırılmalarını sağlamak. Yani iş yeri ve iş güvenliği uzmanı eğitimleri, diğer sağlık personeli eğitimleri. Mesleki yeterlik sisteminin oluşturması ve işletilmesi için gereken tedbirleri almak, meslek eğitimi. Zaten Mesleki Yeterlik Kurumu'nu söylemiştik, birçok meslek grubu için oluşturulmuş durumda. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü deyince arkadaşlar, ana işi 3146 sayılı kuruluş kanunu ile beraber mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalışması yapmak arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. İSGGB'nin görevi mevzuat uygulamak ve mevzuat çalışması yapmak. Gene ulusal politikaları belirlemek, bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak, uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon yapmak. Az önce uluslararası kuruluşları gördük ya, işte oradaki kuruluşlarla bağlantı yapan kurum İSGGM'dir arkadaşlar. Türkiye için görevi mevzuat yapmak. Yani etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önlemlerde bulunmak ve sonuçlarını izlemek. Standart çalışmaları yapmak, normal hazırlamak ve geliştirmek, ölçüm, değerlendirme, teknik kontrol, eğitim, danışmanlık, uzmanlık. Bunları yapan kişi ve kuruluşları inceleyerek değerlendirmek ve yetki vermek. Kişisel koruyucuların ve makine koruyucuların imalatını yapacak kişi ve kuruluşlara yetki vermek. İthal edilecek kişisel koruyucuların, makine koruyucularının standartlarına uygunluğunu ve bu hususlarda usulü esasları belirlemek. Yine iş sağlığı güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konusunda inceleme ve araştırma çalışmalarını planlayıp programlamak ve uygulanmasını sağlamak. Aslında bunlar için temel olarak hep mevzuatları hazırlıyor. Bunları yaparken de arkadaşlar. Faaliyet konuları ile ilgili yayın ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri düzenlemek. Evet, bir de yayın ve dokümantasyon var. Bu konuda şeyiniz olsun. Yayın ve dokümantasyonu İSGGM yapar. Mesleki eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları, kamu hizmetlerinde çalışanlar dahil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmaları amacıyla gerekli çalışmaları yaparak tedbirlerin alınmasını sağlamak. Yani iş sağlığı güvenliği merkezi ve bölge laboratuvarının çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek. Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak arkadaşlar. İSKİM'e gelelim.
Arkadaşlar bunun aslında görevi, daha sonra kuruluşu, çalışma şartlarını ve çevre iyileştirme programı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, yine Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP ve Uluslararası Çalışma Örgütü ILO tarafından burada 1968 tarihinde imzalanan İSG Özel Fon Projesi Ön Uygulama Anlaşması onaylanarak 26 Mart 1969'da kuruluyor arkadaşlar. Bakanlar Kurulu kararıyla. Ana görev arkadaşlar aklınızda bulunsun. İSGÜM fiziksel ortam ölçümleri yapmak, laboratuvar hizmetleri veriyor. İSGGM mevzuat bu, fiziksel ortam ölçümleri yapmak. İTKB arkadaşlar İş Teftiş Kurulu Başkanlığı. Devletin ulusal çalışma bütünlüğünü düzen altında yürütülmesini sağlamak üzere iş yaşamını, yasa kurallarını ve ülke çıkarlarının uygunluğunu takip edecek, kontrollü yapacağı ve denetleyeceği düzenlenmiş. Yine üçlü kararname ile atanıyor arkadaşlar. İş müfettişleri, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan ama artık şu anda Başbakan yok. Tamamen yani atama ayrı. Ülkemizde dayanan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan uluslararası bir sözleşmeden tek devletin örgütlenmesidir, iş denetimidir. İş yerinde çalışanları korumak, mevzuatın uygulanıp uygulanmadığını izlemek ve denetlemektir arkadaşlar. İSGGM mevzuatları yapan, hazırlar. Bunlar aynı zamanda tabii anayasada olanlar, kanunlarda olanlar. Bunlar sahada çıkar, denetleme yaparlar. Çalışanların durumunu incelerler. Onların çalışma şartlarının iyileştirmesini sağlarlar ve mevzuatın ne şekilde uygulandığını kontrol ederler. İş denetimin temel ve öncelikli görev alanı çalışma ortamı ve çalışma koşulları. Zaten buralara firmaları gidip denetliyorlar arkadaşlar. İkinci görev ise çalışma ilişkileri, istihdam ve meslek eğitimi. Burada çalışanların sağlığını ve güvenliğin iyilik halini etkileyen zaten faktörler belli arkadaşlar. İş güvenliği, tehlikeler zaten bunlardan kaynaklanıyor. Fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal bu durumlara etmenlerle ilgili ne kadar riayet edip edilmediğini denetlerler firmalarda. Evet, doğrudan ilgilendiren dört alan var. Çocukların ve gençlerin çalıştırılması, kadınların çalıştırılması, çalışma süreleri, ücretler ve genel olarak ödeme sistemleri. Sahada denetledikleri ana dört tane şeyden bir tanesi. SGK'ya gelelim arkadaşlar. Sosyal Güvenlik Kurumu. Sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına alacak sosyal sigortacılık ilkene dayalı etkin, adil, kolay erişilebilir, mali açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda bir sosyal güvenlik sisteminin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Yani çalışanların sigortaları bildiğiniz gibi buradan devlet tarafından desteklenerek yapılıyor. Sigortasından çalıştırmak uygun bir iş değil. ÇASKEM arkadaşlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ÇASKEM. Evet arkadaşlar, ana işi aslında seminer ve eğitimler vermek. Eğitim kısmı da ÇASKEM'de. İSGGM mevzuat, ondan sonra İTKB teftiş kursu denetleme yapmak, ondan sonra ÇASKEM eğitimler. İSGÜM'de laboratuvar hizmetleri. ÇASKEM deyince arkadaşlar işçi ve işveren münasebetleri, çalışma şartları, iş teftişi, tam çalışma, iş verimi ve emniyeti, iş yeri kimliği ve iş güvenliği uzmanlığı, iş hıfzı sahası, sosyal sigorta, sosyal güvenlik, iş güvenliği, iş güvenliği teşkilatlandırması, iş piyasası etikleri ve iş istatistikleri ve benzer mevzular konusunda seminerler ve eğitimler düzenler. Bu da çalışma meseleleri üzerinde milli ve uluslararası bölge seminerleri tertip etmek, çalışma mevzularıyla ilgili araştırmalar ve incelemeler yapmak, ilgililerin talebi veya muvaffakati ile iş yerlerinin çalışma mevzuları ve iş verimiyle ilgili meselelerini inceleyerek istişare ve tavsiyelerde bulunmak, İstatistik
hazırlamak imkanları tabii nispetinde ve Türkçe ve yabancı dillerde gayesiyle alakalı derleme ve neşriyat yayın yapmak. Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Konseyi arkadaşlar. Bundan da soru gelebilir. 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu 21. maddesi ve 2004 tarihli 25.404 sayılı resmi gazetede yayınlanan gene 02.03.2004 tarihli 2004-6458 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile İş Sağlığı Güvenliği ve Çalışma Ortamına ilişkin 155 sayılı sözleşmeye dayanarak hazırlanmış arkadaşlar. Buna göre bir Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Konseyi kurulacak. Amaç arkadaşlar, konseyin amacı ülke genelinde iş sağlığı güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi, tavsiyelerde bulunmak üzere kurulmuş. İSG alanında ülke politikalarının oluşturmada tarafların görüş ve düşüncelerin alınmasını sağlamak. Konsey çalışmalarında ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını göz önünde bulundurur. Çalışma hayatının İSG ile ilgili mevcut şartların iyileştirilmesi ve güvenlik kültürünün ülke genelinde yaygınlaştırılması amacı üyelerin işbirliği içinde çalışmasını esas alır. Evet, kimler katılır arkadaşlar? Soru gelebilir. Çalışma Bakanlığından İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İSGGM'den, Çalışma Genel Müdürlüğü, İş Teftiş Kuruluş Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu katılır. Bakanlıklar, bu bakanlıklardan işte bazen soru geliyor. Aşağıdaki bakanlıklardan hangisi işte Ulusal İş Sağlığı Güvenlik Konseyi'ne katılır veya katılmaz tarzında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı katılır arkadaşlar. Diğer kuruluşlar kimler? Bak, diğer kuruluşlardan da arkadaşlar. YÖK Başkanlığından bir yürütme kurulu üyesi. Devlet Personel Başkanlığından bir başkan yardımcısı. İşveren, işçi, kamu görevlileri sendikaları üst kuruluşundan en fazla üyeye sahip 3'ten birer ilgili görevli yönetim kurulu üyesi. Bunlar kimler arkadaşlar? TOB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ondan sonra Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, TESK, Türk Tabipler Birliği, TTB, Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği, TMMOB ve Türkiye Ziraat Odalar Birliği, TZOB arkadaşlar. İhtiyaç halinde gene İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürü'nün teklifi ve konseyin kararıyla belirlenen İş sağlığı güvenliği konusunda faaliyet gösteren kurum veya kuruluşların en fazla 2 temsilci katılabilir arkadaşlar. Konsey sekreteriyasının görevleri İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nce yürütülüyor arkadaşlar. Konsey yılda 2 defa olağan toplanıyor. Yılda 2 kere toplanıyor arkadaşlar. Bu toplantılar da her yılın Haziran ve Aralık aylarında yapılıyor. Başkanım ve üyelerin 1/3'ünün teklifiyle de olağanüstü olarak toplanabilir. Bu toplantıyla bazen sorarlar işte 2 defa Haziran ve Aralık. Konsey yılda 2 defa olağan toplanıyor dedik. Yine konsey üyesi olarak bakanlığa bildirmiş olan üyenin toplantıya da katılımı esastır. Konsey üyeleri ihtiyaç duymaları halinde toplantıda ilgili uzman personel ile de katılabilirler. Çalışma grubu üyeleri de toplantıya davet edilebilir. Evet. Bakalım. Bunları. Geçtik. Konseyin görevleri var arkadaşlar. Bir saniye. Konseyin görevleri arkadaşlar, ulusal iş sağlığı ve güvenliği politik stratejileri için öneriler geliştirmek ve alınan kararların kurumlarda uygulanmasını tavsiye etmek. Yani iş sağlığı güvenliği konusunda ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alarak ulusal iş sağlığı güvenliği politika belgesi, hedefler ve eylem planı belirlenmesi için öneriler geliştirmek.
Çalışanların ve işverenlerin iş sağlığı güvenliği ile ilgili konularda eğitimleri ve bilgilendirmeleri, bilinçlendirmeleri, iş sağlığı güvenliği kültürünün oluşturulması konusunda görüş bildirmek. İş sağlığı güvenliği konularında araştırma ve geliştirme yönelik projeler önermek. Ülke çapında yapılacak iş sağlığı güvenliği alanındaki seminer, konferans gibi faaliyetleri yıllık olarak planlamak ve değerlendirmek. Gerekli görülmesi durumunda çalışma grupları kurmak ve üyeleri belirlemek. İş sağlığı güvenliği konusunda toplum ve çalışan yararını gözeterek bakanlık ve diğer kurumlar arası koordinasyon, bilgi paylaşımı ve işbirliğine katkı sağlamak. Yine iş sağlığı güvenliği izleme ve inceleme çalışmalarında bulunmak. Konsey üyelerinin temsil ettikleri kurum ve kuruluşlarda konsey toplantılarında alınan her türlü karar ve düzenlemenin iş sağlığı güvenliği mevzuatının uygulanmasını izlemek, görüş ve önerilerde bulunmak. Her yıl Mart ayı sonuna kadar politika belgesi ve eylem planı kapsamında bir önceki yıla ait kurum faaliyet raporunu konsey sekreterine iletmek arkadaşlar. İki defa toplanır dedik. Haziran ve Aralık ayında iki kere toplanır. Üçte birinin teklifiyle olan olarak da gene toplanabilir. Konsey üyesi olarak Bakanlar Birliği'nin son ünlü toplantılara katılımı esastır. İhtiyaç halinde toplantıya ilgili uzman personel de katılabilir. Konsey üyelerine olağan ve olağanüstü toplantıya davet yazısı toplantı gününden en az bir ay önce gündem tasarıyla birlikte gönderilir. Yıllık olağan ve olağanüstü toplantılar öncesinde konsey üyeleri gündem maddesi önerilerini ve toplantıya katılıp katılmayacakları en geç 7 gün önce konsey sekreterisine yazılı olarak bildirirler. Yine konsey üyeleri ve konsey üyeleri dışındaki gerçek ya da tüzel kişiler iş sağlığı ve güvenliği alanında ele alınması üzerine çalışılmasını gerekli gördüğü konuları yazılı olarak konsey sekreterisine bildirirler. Toplantı yeter sayısı temsilcinin salt çoğunluğudur. Yine konsey üyelerinden, çalışma gruplarından veya konsey üyeleri dışındaki gerçek ya da tüzel kişilerin gelen öneriler doğrusu iş sağlığı ve güvenliği genel müdürünün teklifi konsey başkanının onayı ile belirlenir arkadaşlar. Gündemin belirlenmesi. Karar alınması da konsey toplantıya katılan salt çoğunluğuyla karar verir. Konsey üyeleri dışındaki temsilcinin oy hakkı yoktur. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar alınır ve çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar toplantı sunumu ile kayıt altına alınır ve tutanak toplantıya katılan üyeler tarafından da imzalanır. Karara katılmayan üye gerekçelerini tutanakta belirtir. Çalışma grupları konsey üyesi kurum ve kuruluşları ile konsey dışındaki gerçek ve tüzel kişilerin önerdikleri konu başlığı ile konseye uygun bulunması halinde kurulur. Çalışma grubunun üyeleri ve başkanı konsey başkanı tarafından belirlenir. Çalışma grubu üyesi olarak konsey üyeleri uzmanlık alanlarına göre üniversite, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, kamu kurumları ve yerel yönetim temsilcileri belirlenebilir. Ayrıca konsey üyesi çalışma grubu çalışmalarında yer almak üzere kendi kurumundan da konuyla ilgili başka bir temsilciyi görevlendirebilir. Çalışma grupları konsey tarafından karar verilen çalışma konusu ve süresiyle ilgili çalışma planı hazırlayarak sekreteriye gönderir. Çalışma grubu yürüttüğü çalışmalar hakkındaki bilgileri yıllık olağan toplantı tarihinden 15 gün öncesinde sekreteriye iletir. Yine çalışma grupları çalışmalarını tamamladıktan sonra çalışma grubu başkanı sekreteriye yazılı olarak sonuç raporunu gönder ve ilk konsey toplantısında raporunu sunar. Evet, ilk dersimiz bitmiştir arkadaşlar. Şimdi bir ara verebiliriz. Ana olarak şeyleri söylemeye çalıştım çıkabilecek yerde işte ILO'nun 155-161 merkezi Cenevre. Türkiye 1932'de üye oluyor. Türkiye 1948'de HUYA üye oluyor arkadaşlar. Merkezi gene Cenevre. OŞA merkezi Bilbao arkadaşlar. OŞA'ya gözlem statüsünde katılıyoruz. Evet, var mı sorunuz? Hocam bir özel soru olacak ama Tabii buyurun. konumuzla da alakalı. Buyurun. Şimdi eğitim sertifikaları akredite olan kurumlar tarafından verilebiliyor. Evet. Siz hani ÇASKEM'den bahsetmiştiniz ya.
Biz hani şu anki statüde alınan işte sertifikalar, eğitim belgeleri vesaire gibi belgeler e-devlette gözükebiliyor ve barkodlu olabiliyor. Artı hologramlı zaten uygulama başlatılmıştı. Şimdi benim Yeditepe Üniversitesi'nden aldığım 4 tane belge var. Bunlarla ilgili ben birkaç kişiye de danışmak istedim. Yeditepe Üniversitesi'nde gerekli olan yere ulaşamadım. Pandemi koşullarından ve işte tatillerden vesairelerden dolayı. Bunun için hani bu konuğumuzda da denk geldiği için sormak istedim. Yani nasıl bir yöntem uygulayabilirim? Barkodlu olması veya işte e-devlette gözükmesi, tam bir bilgi edinebilmek adına. Bilmiyorum sorumu Anladım, anladım. Siz eğitimleri Yeditepe Üniversitesi'nden aldınız. Bunları resmi bir şekilde gözükmesi için. Evet, 2018 senesinde aldığım için eğitimleri, hani altın eğitimler de şunlar, işte birinci, ikinci seviye yangın eğitici eğitimi, acil durum kriz yönetici eğitimi ve birinci Anladım. seviye yüksekte çalışma eğitici eğitimi. Anladım. Şimdi bunların nasıl aldığınız eğitimleri resmi olarak gözükmesini sağlamak için ne gibi işlem yapacaksınız? Onu açıkçası TASKEM daha çok eğitimleri hazırlar, seminerler, programlar yapar. Onları kişilere ulaşmasını sağlar. Onlar kalkıp bu işi yapmaz. Onu söyleyeyim. Ama bu konuyla ilgili onu ilgili kurumlara bildirecek kuruluş Yeditepe Üniversitesi'nin kendisi olması gerekir. Evet. Yani Yeditepe Üniversitesi niye bildirmiyor derseniz ona ben bir şey diyemeyeceğim. Yani Yeditepe Üniversitesi'yle bir görüşüp bu konunun nasıl resmete dökeceğiniz konusunda onlardan yardım almanız daha doğru olur. Çünkü onların yapması gereken, onların yönlendirmesi gereken bir şey. Çünkü siz bir belge elinizde var değil mi? Sertifika verildi. Tabii ki. Sizi bu konuda herhangi bir verirken yönlendirmediler mi bunların bu şekilde yayınlanacağını, şuraya başvurun tarzında bir söylemde bulunmadı mı? Şöyle söyleyeyim, eğitim aldığımız hocamıza sormuştuk. O Yeditepe Üniversitesi'nde çalışmaların devam ettiğinden ilgili sadece kısa bir bilgi geçti, o kadar. Onu hoca bileceğini sanmıyorum. O sadece eğitimi verip geçer. Siz o konunun bence Yeditepe'nin daha yetkili artık kiminle görüşeceğiz bu konuyla ilgili. Bu devirde çok zor oluyor çünkü yetkiliye ulaşmak onun için. Anlıyorum, anlıyorum. Yani anlıyorum ama ya onun... Benim amacım şimdi ben hani daha öncesinde iş sağlığı güvenliği uzmanlığından ilgili girişimlerimiz vardı. Ben 2 senelik ön lisans okulunu okudum. Öylelikle C sınıfı uzmanlık sınavına girmek için, hak kazanmak için de. Tabii bunun öncesinde de çalıştığımız yerler dolayısıyla eğitim alma imkanım olduğu için bu tarzda ben bu belgeleri öncelikle aldım. Yetkinliğim olduğundan dolayı. Anlıyorum. O yüzden. Şimdi de ileride eğer bunu kullanmak istersek bunu hani tekrar onaylatmamız gerekecek mi? Veya aldığımız belge hani bir yerlerden onaylanması gerekiyor ya her seferinde. Anladım ama zannedersem o yangın eğitici eğitmenleri için veya diğeri için çok o şu anda geçerli olan bir durum değil. Siz sadece şöyle bir şey yapacaksınız. Mesela atıyorum yangın tatbikatı yaptırdınız bir yere ilgili kuruşa. Bununla ilgili eğitimli ne derler? Tutanakları hazırlayacaksınız. Kimlere verdiyseniz vereceksiniz. İlave olarak kendi sertifikanızın bir örneğini vereceksiniz kuruluşa. Denetlemeye gelen müfettişler işte tatbikatı kim yaptı, nasıl yaptı diye baktıklarında sizin sertifikanızı görecekler. O zaman şu şartlarda, bu denetimlerde iş teftiş müfettişleri bunu kabul ediyor. Şu an için kabul ediyor. Anlatabildim mi? Yani kendi şeyinizin bir örneğini hizmet verdiğiniz kuruma verin. Şu an için yeterli. Tamam, çok teşekkürler hocam. Rica ederim.
Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba. Son iki dersimiz iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri olacak. Arkadaşlar, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu. Bunun neredeyse artık, eğer iş güvenliği uzmanı olacaksak, çok iyi bilmemiz gereken bir kanun. Amacı arkadaşlar, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek. Kimleri kapsıyor, kimleri kapsamıyor? Buradan zaman zaman soru gelmiştir arkadaşlar. Kapsam, kamu ve özel sektördeki bütün işler ve iş yerlerini kapsar arkadaşlar. Tüm çalışanlar, bunlar çıraklar, stajyerler dahildir. Tüm faaliyet konularında, bu sanayi olsun, hizmet olsun, ticaret olsun, her türlü sektörü kapsar. İstisnalar nelerdir arkadaşlar? Zaten istisnalarla ilgili sorular geliyor. Yani kapsar kapsamaz deyince zaten buna benzer oluyor. TSK, yani Türk Silahlı Kuvvetleri, Kolluk Kuvvetleri, MİT, Afet ve Acil Durum Birimleri, Hükümlü ve Tutuklara Yönelik Hizmetler, kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar. Burada yalnız yanında bir çalışan bile olmayacak. Çalışan istihdam etmemek şartıyla. Bunları kapsamaz arkadaşlar. Bilginiz olsun. İş yeri deyince arkadaşlar, mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin iş yerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen iş yerine bağlı yerler ve dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkama, muayene ve bakım, beden ve meslek eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyonun adlandırıcı iş yeri diye tanımlanıyor arkadaşlar. Yani tüm her bölge iş yerinde olacak, sadece çalışılan alan değil, tüm her yer iş yeri olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Tabii burada her bir ayrı SGK bölge sigması ayrı ayrı iş olarak kabul görür. Yani bütün iş yerlerinde bir SGK sicil numarası vardır. Mesela bir kuruluş vardır, onun başka bir yerde şubesi vardır ama onun da bir SGK sicil numarası vardır, başkadır. İşte o zaman ikisi farklı farklı iş yeri olarak tanımlanır arkadaşlar ve ikisinin içinde ayrı işler yapılması gerekir. Peki 4850 sayılı iş kanunu ile 6331 iş sağlığı güvenlik kanunu arasındaki farklar neler arkadaşlar? Bir kere iş yeri hekimi çalıştırma şartı. 4857'de 50 ve üzeri işçisi olan yerlerin iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu vardı. Şimdi bir işçi bile çalıştırsa bulunma zorunluluğu var. İş güvenliği uzmanı için de aynı şekilde 50 işçi üzeri olacaktı. Bir de sanayiden sayılacaktı arkadaşlar. Şimdi bir çalışan olsa bile gene var. Diğer sağlık personeli, bu diğer sağlık personeli de arkadaşlar herkes olamıyor. Ancak hemşire, sağlık memurları, ATT, acil tıp teknisini, ÇST, çevre sağlık teknisini, bunlar arkadaşlar bunlar olabiliyor. İş kanununda 4857'de zorunlu yoktu. Şimdi çok tehlikeli sınıfta 10 kişiden sonra yine en az bir çalışan olursa görevlendirmek zorunda. Şimdi burada yalnız bir fark var. Az tehlikeli sınıf maalesef kanunda başlıkladı ama her seferinde ötelendi. Az tehlikeli sınıflar için şu anda çalıştırma zorunluluğu yok. Sadece şöyle 50 kişi ve üzeri az tehlikeli sınıfta az tehlikeli iş yerleri için zorunluluk var. 50'nin altında olan az tehlikeli sınıflar için çalıştırma zorunluluğu yok iş yeri hekimi iş güvenliği uzmanları için. Evet, hizmet uygulamasında arkadaşlar, eğer çalışanların arasından bir iş güvenliği uzmanı, bir iş yeri hekimi ve bir diğer sağlık personeli varsa, tabii kendi aralarında anlaşırlarsa işveren görevlendirir. Bunlar da bireysel sözleşmeyle olur arkadaşlar. Bunlar kısmi veya tam süreli olabilir. Kısmi ve tam süreli ne demek arkadaşlar? Şimdi bütün iş güvenliği uzmanlarının, iş yeri hekimlerinin
çalışma süreleri, saatleri bellidir. Bir ay içinde 180 saat hizmet hakkı vardır. Daha fazlasını veremez. Tehlike sınıflarına göre bu sürelerde kişi başına bir süresi vardır. Şöyle ki, az tehlikeli bir yerde uzman için 10 dakika, çok tehlikeli bir yerde gene 20 dakika, çok tehlikeli bir yerde 40 dakika hizmet verme süresi var. Bunların da sayıları vardır mesela. 250 işçi çalıştıran çok tehlikeli bir yerde tam zamanlı bir uzman bulundurmak zorunda. 500 kişi çalıştıran tehlikeli bir yer gene tam zamanlı uzman bulundurmak zorunda. 1000 kişi çalıştıran az tehlikeli bir yer gene tam zamanlı uzman bulundurmak zorunda. Şimdi bu sürelere göre hareket eder. Eğer bu süreler bu sayılarla ise tam süreli olur. Eğer atıyorum çalışan sayısı çok tehlikeli bir yer 50 çalışanı var. 50 çarpı 40'tan 2000 dakika hizmet olduğu zaman kısmi süreli diye adlandırıyoruz arkadaşlar. Yani 2000 dakikalık hizmet ve bir ay içinde 2000 dakika hizmet vermek zorunda. O zaman kısmi süreli oluyor. Bireysel sözleşme firmayla uzman arasında İSG Katip dediğimiz uzmanların kullanmış olduğu bir bilgisayar daha doğrusu bir program var. Bu program Çalışma Bakanlığı'na ait internet sitesi üzerinden. Buradan yapılan sözleşme arkadaşlar karşılıklı yapılıyor. Bir kişi giriyor, tanım yapıyor, diğeri de onaylıyor. Eğer onaylamazsa olmaz, sözleşme geçerli sayılmaz. Aynı şekilde hekim ve diğer sağlık personeli için de yine süreler var. Bunların süreleri daha farklı tabii. Ayrıca bu hizmetin tamamını veya bir kısmını OSGB'lerden yani Ortak Sağlık Güvenlik Birimi şu anda sahada görev yapan uzmanların, İSG uzmanların, iş hekimlerinin çoğu zaten OSGB'lerde görev yapıyor. Veya yetkilendirilmiş TSM'lerden, toplum sağlığı merkezlerinden hizmet olarak yerine gidebilir. Yani toplum sağlığı merkezleri iş güvenliği hizmeti vermezler. Sadece iş yeri hekim ve diğer sağlık personeli hizmeti verirler arkadaşlar. Bu arada iş güvenliği uzmanları işin tehlike sınıfına uygun olacak. Biliyorsunuz gene ama tekrar edeyim. Çok tehlikeli yerlerde A sınıfı uzman hizmet verebilir. Tehlikeli yerlerde A ve B, az tehlikeli yerlerde A, B, C sınıfı uzmanlar görev verebilir. Yalnız kanuna göre şu anda ötelendi. 2022 hala 2012'den beri ötelenip duruyor sahada yeterli uzman yok diye. Şu anda B'ler A'ların yerine geçici olarak bakabiliyor. Aynı şekilde C'ler de B'lerin yerine geçici olarak bakabiliyor. Uzman ve hekim çalıştırmamanın arkadaşlar maddi cezası da her biri için görev vermekle her ay başına 5.000 TL. Diğer sağlık personeli çalışma zorunluluğu da varsa onun için de aynı şekilde hizmet almadıkları her ay için 2.500 TL aylık cezası var. Eğer bu paralar tabii arttırılmış da olabilir. En son rakamlar böyleydi. Evet. İş yerlerinin tehlike sınıfları arkadaşlar iş sağlığı ve güvenliği açısından yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan ve ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlara dikkat alarak iş yeri için belirlenen tehlike grubu. Bunlar halihazırda belli. Yani biz kendimiz demiyoruz. NACE kodları var. NACE kodlarından çıkartılıyor arkadaşlar. NACE koduna göre iş yerinin tehlike sınıfı belli hangi grupta olduğunu. Evet, 26.12.2012 tarihinde İSG ilişkin iş yeri tehlike sınıfı tebliğinde arkadaşlar 2182 iş kolu belirlenmiş. Yani nedir bunlar? İşte terzi, işte kasap, sanayi, işte atıyorum tekstil, maden, inşaat gibi. Bunların 924 tanesi az tehlikeli sınıfta yer alıyor. 919 tanesi tehlikeli işlerde yer alıyor. 339 tanesi çok tehlikeli işlerde yer alıyor. İş yeri tehlike sınıfının tespitinde o iş yerinde yapılan asıl iş dikkate alınır arkadaşlar. Asıl işin tayininde tereddütte düşünmesi halinde iş yerinin kuruluş amacı iş yerinde birden fazla asıl iş tehlike sınıfı yüksek olan iş esas alınır. Burada size yalnız bir şey söyleyeyim. Şöyle bir şey. Bir iş yeri kurulurken zaten firmasının muhasebecisi gidiyor. SGK'ya başvuru yapıyor. Ona göre bir SGK sicil numarası alıyor ve o SGK sicil numarasına göre belirleniyor şeyi.
Oradaki SGK'daki çalışan memur kişi de işte o tehlike sınıfına göre yazıyor, belirliyor. Ama işte bunu doğru yapması lazım. Yanlış yaparsa ileride başı ağrıyabilir. Çünkü tehlike sınıfını işverenler de bu hizmet, iş güvenliği hizmetini almamak veya daha az almak için hep özellikle tehlikeliyse al geriye çekerler arkadaşlar. Onu da söyleyeyim veya çok tehlikeden tehlikeli sınıfı alırlar. Bu şeyleri yapmak için. Asıl iş dikkate alınır derken de şunu da belirteyim. Mesela adamın muhasebe bürosu var. Az tehlikeli sınıfta. Ama tek katlı böyle bir yerde şey yapıyor. Yan tarafa inşaat yapmaya başlıyor. Diyor ki ben diyor buraya kendime daha büyük bir yer yapayım. Bu kuruluş için ise büyüteceğim. Çalışan sayımı arttıracağım. İşte gibi farklı hizmetler koyacağım diye kendi bahçesine iş yapmaya başladığı zaman işte o zaman asıl işten dikkat çıkar. Çünkü o artık çok tehlikeli bir iş grubuna girer. Orası için ayrı bir SGK açtırıp orası için başka iş, çok tehlikeli sınıfta gösterip ona göre iş yapması gerekir. Kendisinin işinin dışına çıkmıştır artık. Asıl işin dışına çıkmıştır arkadaşlar. Birden fazla iş deyince işte ben onu da yaparım, bunu da yaparım ama asıl işim muhasebecilik. Ben az tehlikeli inşaatta bu benim geçici işim deyip ona hiçbir şey yapmıyorum derse yanlış iş yapılmış olur. Evet, burada nace kodlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Nace kodları işte atıyorum 86 10 hastane hizmetleri ana isimle geçer. 6 hanedir. 86 10 04. Ne diyor? Kamu kurumları tarafından verilen insan sağlığı yönelik özel ihtisas gerektiren yataklı hastane hizmetleri. Bunlar işte kadın doğum, onkoloji, kemik, ruh, sinir hastaneleri gibi. Çok tehlikeli sınıfta. Gördüğünüz gibi. İşte 86 21 03. Özel sağlık kurumları tarafından polikliniklerde sağlanan yatılı olmayan genel hekimlik uygulama faaliyetleri. Tehlikeli. Veya tıp doktoru dışında yetkili kişilere sağlanan akıl sağlığı hizmetleri, psikoanalistler, psikologlar az tehlikeli. Gördüğünüz gibi bunların hepsinin iş kolları bu şekilde halihazırda karşınıza çıkıyor. Ama olur ki hizmet aldığınız iş yerine bakın, nace koduna bunları inceleyin. Gerçekten bu işte yapılan işte örtüşüyor mu? Buna göre hareket etmeyi de unutmayın arkadaşlar. Bazen yanlışlıklar nadir de olsa olabiliyor. Bu nace kodlarına bakarken de tüm iş yerleri için SGK sicil numarası vardır. SGK sicil numarasının başındaki iki tane rakamı attığınızda karşınıza çıkacak kalan sondaki altı haneli rakam iş yerinin nace kodunu size verir. Nace kodları da indirirseniz internetten tüm listeyi görebilirsiniz. Tehlike sınıfına her iş yeri için oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Az önce belirttim. C sınıfı uzman az tehlikeli yerlere bakar. B sınıfı tehlikeli. A sınıfı uzman çok tehlikeli ama A sınıfı hepsine bakar. B tehlikeli. A tehlikeli. C sadece az tehlikeli dedik. Ama şu anda ilave işte geçici bir süreyle hala 2022 diye hatırlıyorum Temmuz. C sınıfı uzmanlar tehlikeli ve az tehlikeli şu anda bakabiliyor. B sınıfı uzmanlar yine çok tehlikeli, tehlikeli, az tehlikeliye bakabiliyor. A gibi hareket ediyor. Bu uzun zamandır 2012'den beri bu şekilde geliyor. Para cezaları var. Bunlar hala aynı mı bilmiyorum ama zaten bunlar bile yeterince yüksek arkadaşlar. Az önce belirttim. Uzman için 5000, hekim için 5000, diğer sağlık personeli için 2500. Çalıştırmadığı her ay için arkadaşlar. Risk analizi yaptırmazsa ilk tespitte 3000, devamı takip eden aylarda 1,5 katı 4500 TL. Acil eylem planı yoksa 1000 TL. İlk yardımcı çalıştırmıyorsa eğitim, yani onun da sayıları var, gene 1000 TL. Yangın eğitimi alınmamışsa 1000 TL iş yeri için. İşe giriş periyodik muayeneleri yoksa 1000 TL. Çalışanların iş sağlığı güvenliği eğitimleri yoksa 1000 TL. Mesleki eğitimleri yoksa 1000 TL. İSİK veya kurul kurulması gerekiyorsa kurulda şöyle kuruluyor arkadaşlar. 50 çalışan olacak ve 6 aydan fazla sürecek işler için İSİK kurulması gerekir. Yoksa 2000 TL her ay için cezası var arkadaşlar. Bunlar da arttırılmış olabilir. Bu binler 1200 liraya çıkmış olabilir ama çok da emin değilim arkadaşlar rakamdan ama paralarda zaten sınavda soru çıkmaz rakamsal olarak ama yüksek olduğunu bilin. Evet, 10 çalışanı bulunanlardan çok tehlikeli ve tehlikeli sayı alan iş yerinin İSG hizmet finansmanı SGK tarafından karşılanır. Bu ne demek arkadaşlar?
yürürlükte ama bu pandemiden dolayı burada da bir aksaklık var ama şey olarak bilin, bir ondan daha az çalışanı bulunacak. Yani 8 çalışanı var, 9 çalışanı var. Çok tehlikeli veya tehlikeli sınıfta bir iş yeri. Bu iş sağlığı güvenliği hizmeti almak için devletin yapmış olduğu bir teşvik var burada. Sen diyor bu hizmeti al diyor, ben sana destek sağlayacağım diyor. Desteği de nasıl sağlıyor arkadaşlar? Çalışanların SGK primlerini öderken bu primlerden bir miktar kesinti yapıyor. Rakamı tam bilmiyorum ama kişi başına 50 lira mı 100 lira mı neyse rakamı hatırlayamıyorum şimdi. O kadar eksik prim yatırıyor arkadaşlar. SGK primini eksik yatırıyor. Böylece yani vermiş olduğu paranın bir kısmını belki tamamını anlaşmasına göre SGK'ya prim yatırırken eksik yatırdığı için tahsil etmiş oluyor. Bu hala yürürlükte. Kalkan değişen bir şey yok ama son zannedersem 1-1,5 yıl içinde en son haberini bilemiyorum. Böyle bir uygulama kanun olmasına rağmen pek yapılıyor mu yapılmıyor mu biraz durmuş durumda. Eğer az tehlikeli sınıfta ise o işiyle ilgili kararı Bakanlar Kurulu veriyor arkadaşlar. Yalnız sigortasız işçi çalışanların eğer tespit edilirse ödemeleri faiziyle geri tahsil edilir ve 3 yıl bu destekten men edilir arkadaşlar. İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı arkadaşlar. İş yeri hekimi denince iş sağlığı güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş iş yeri kimliği belgesine sahip hekim yani sizler gibi eğitim alıp sınava girecek ve belgesini hak eden kişiye verip bunlar ancak iş yeri hekimi yapabiliyor. İş güvenliği uzmanı deyince de arkadaşlar yani iş sağlığı güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş iş güvenliği uzmanı belgeli. Bunlar bakanlıkta çalışma hayatını denetleyen müfettişler. Yine mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları teknik elemanlar olabilir arkadaşlar. Teknik eleman deyince de teknik öğretmen, fizikçi, kimyager, biyolog kalktı arkadaşlar vardı ama bir ara girdi çıktı şu anda o yok. Ünvanına sahip üniversite mezunu, meslek yüksek okul, iş sağlığı güvenliği programı mezunu teknik eleman olarak görev yapabilir. Eğitim kurumu deyince arkadaşlar iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu'na göre faaliyet gösteren şirketler. Eğitim kurumu olarak arkadaşlar az önce söyledim eğitim veren bunlarla ilgilenen ÇASKEN'dir. Kamu kurumu, eğitimdeki kamu kurumu ÇASKEN'dir. Evet. Nasıl? İlk sınava girdi. Kişi CES mi belgeyi aldı. Ondan sonra 3 yıllık bir eğitim, 3 yıllık bir çalışma ile gene ilave bir eğitim alarak sınava girme hakkı elde eder ve B sınıfı sınava girme hakkı alır. Gene B sınıfı olarak da 4 yıl çalıştıktan sonra gene böyle bir eğitime sınav hakkı alır. Sınavda da başarılı olursa A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak görev yapar. Ancak şöyle bir durum var. Zannedersem C sınıfı uzmanlar, uzman olduktan sonra yüksek lisans gibi bir şey görüyorlar. Üniversitelerde 10 aylık galiba, tam süresini bilemiyorum. Ondan sonra direkt olarak B sınıfına girme hakkı kazanıyorlar. A sınıfı uzmanlar için arkadaşlar 10 yıllık bakanlık iş müfettişi, iş sağlığı güvenliği alanında ve İSEG uzmanlarına sınavsız bakanlıkta görev yapmış. 10 yıllık bakanlıkta görev yapan. Yani İSEG doktorası yapanlara ve 10 yıllık İSEG görev çalışanlarına sınavla veriliyor. B sınıfı olarak gene 10 yıllık bakanlık diğer müfettişlerine B eğitimi artı sınavla gene İSEG yüksek lisans yapanlara da gene sınavla veriliyor. C sınıfı olarak da gene 10 yıllık bakanlık diğer müfettişlerine C eğitimi sınavla verilebiliyor arkadaşlar. Diğer olarak da ABC sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak için her şartta mühendis veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunu olmak şartı vardır. Evet, iş güvenliği uzmanının görev alabilmen için az önce söyledik. Az tehlikeli CBA bunları söyledik.
Evet, uzmanların çalışma sürelerine gelelim. Az önce bahsetmiştim arkadaşlar. Az tehlikeli sınıfta çalışan başına uzman ayda en az 10 dakika hizmet verir. Tehlikeli sınıfta yine çalışan başına 20 dakika hizmet verir. Çok tehlikeli sınıfta da çalışan başına ayda 40 dakika hizmet verebilir. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir iş yeri atıyorum tehlikeli sınıfta 10 çalışanı var. Ayda 20 dakika hizmetten ayda 200 dakika hizmet almak zorunda. Şunu diyemez işveren. Ya ben 200 dakika almayayım da 100 dakika hizmet alayım deme gibi bir lüksü yok. Sözleşme minimum 200 dakika zaten bakanın ise kağıttan bu şekilde çıkar. Ancak der ki ya 200 dakika bize az. Biz bunu 300 dakika yapalım, 400 dakika yapalım. Neyse süreyi kendisi yukarı çıkartabilir. Ama aşağı indiremez belirlenen bu süreleri. Tam zamanlı çalışma arkadaşlar az tehlikeli sınıfta yer alan 1.000 ve daha fazla çalışan iş yerlerinde her 1.000 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirir. Fazlası için de yeteri kadar bu sefer süre hesaplanarak iş güvenliği uzmanı eklenir. Yani nedir? 1.000 kişi diyene 1.500 kişi çalışıyor. 1.000 kişi için bir tane uzman, 500 kişi için de 500 çarpı 10 dakikadan 5.000 dakika görev yapacak ikinci kısmi süreli uzman görevlendirilir. Tehlikeli sınıfta ise 500 kişi için, çok tehlikeli sınıfta ise 250 kişi için uzman tam süreli görevlendirilir. Fazlası için de yine aynı şekilde süreler bakılarak hesaplanır. Mesela çok tehlikeli sınıfta 250-300 kişi çalışıyor. 250 için bir tam uzman, kalan 50 kişi için 50 çarpı 40'tan 2.000 dakika kısmi süreli iş güvenliği uzmanı ataması yapılır arkadaşlar. Hekimlerde bu süre az tehlikeli sınıfta ayda 5 dakika, tehlikeli sınıfta ayda 10 dakika, çok tehlikeli sınıfta ayda 15 dakika olarak tanımlanmıştır. Bu süreler içinde çalışan sayısına göre hizmet verilir arkadaşlar. Diğer sağlık personelinde ise durum farklı. Çünkü diğer sağlık personeli sadece 10 ve daha fazla çalışanı bulunan çok tehlikeli sınıfta yer alan yerlerde hizmet vermesi kanunen zorunlu. Diğerlerinde kanuni bir zorunluluğu yok. Burada 10 ila 49 kişi çalışan yerlerde ayda 10 dakika. 50 ila 249 çalışan olan yerlerde ayda 15 dakika. 250 ve daha fazla çalışanı varsa ayda 20 dakika hizmet verme zorunluluğu vardır arkadaşlar. Hekim için tam gün çalışma zorunluluğunda az tehlikeli de 2.000, tehlikeli sınıfta 1.000, çok tehlikeli sınıfta gene 750 kişi olduğunda tam zamanlı iş yeri hekimi çalıştırma zorunluluğu var. Aynı şekilde uzman gibi fazlası için de süre hesaplanarak ilave hekim görevlendirilir arkadaşlar. Kamuda çalışanlar için iş yeri ve iş güvenliği uzmanlığı arkadaşlar. Tabii bunların hepsinde ilgili sertifikası olacak. Onlar da kamuda çalışıyor dedi. Gelip gene sınava gelip belgeyi almış olacaklar. Burada asli görevlerinin yanında belirlenen çalışma süresine uyarak çalışmakta oldukları kurumda veya muvafakatleri ve üst yönetici onayıyla diğer kamu kurumlarında da görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen personel görev yaptığı saat için 200 gösterge bu onların kendi içsel maaşı hesaplamaları. Memur aylık kat sayısı çarpı miktarında ilave ödeme hizmet alan kurum tarafından yapılır. Yalnız şöyle bir şey var. Bu aylık yapılan ek ödemeler arkadaşlar günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla aylık 80 saatten fazla dikkate alınmaz. En fazla 80 saatine karşılık ödemesi yapılır arkadaşlar. Gelelim İSGB'ye arkadaşlar. İş yeri sağlık ve güvenlik birimi iş yerlerinde iş sağlığı güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan birime İSGB denir. Yani OSGB'den hizmet almıyorsa kendi bünyesinde İSGB varsa bu. Belirlenen çalışma süreleri nedeniyle iş yeri gibi iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda işveren İSGB birimi kurar. Yani arkadaşlar şöyle adamın işte tehlikeli sınıfta 500 çalışanı var. Hem uzman tam zamanlı olacak. Veya atıyorum tehlikeli sınıfta
1000 çalışanı var. Hem uzman hem hekim tam zamanlı olacak. İki uzman bir şey. O zaman bünyesinde İSGB kurmak zorunda. İSGB için en az bir iş yeri kimliğiyle iş yerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirmesiyle işveren ihtiyaçlarında yine diğer sağlık personelini görevlendirebilir. Diğer sağlık personeli ihtiyaca verir. Çünkü arkadaşlar tam zamanlı iş yeri hekiminin görev yaptığı yerlerde diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu yoktur. İSG hizmetleri için ve çalışan personel sayısı uygun büyüklükte asıl işin yürütüldüğü mekanda ve giriş katta kurulması esastır. Birim asıl işin yapıldığı yerde kurulacak ve mümkünse giriş kat olacak arkadaşlar. Ölçüler var. Soru gelebilir, bilemem. Bazen soruyorlar çünkü. İSGB biriminde arkadaşlar en az 8 metrekare iş güvenliği uzman odası. Yine 8 metrekare iş yerinde kullanılacak muayene odası. 12 metrekarede ilk yardım ve acil müdahale odası bulunacak arkadaşlar. Tam zamanlı görevlenecek her iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için 8 metrekare birer oda olmak zorundadır. Aynı zamanda acil durumlar için bir nakil için uygun araç hazır bulundurulacak. İşveren İSG hizmetleri için mekan şartları arkadaşlar. Yine tam süreli iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı gerekli olmayan hallerde tam süreli çalıştırmalıdır. O zaman 50 çalışanı olan iş yerleri için iş yeri hekimi, diğer sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanı için 8 metrekare toplam 2 oda ve acil nakil aracı gerekir. O zaman 2 tane oda olacak. Bir uzmana, bir doktora 8 metrekare ve bunlar da bir de acil nakil aracı. O zaman ilk yardım odasına gerek yok arkadaşlar. 50 çalışandan daha az ise çalışma süresince kullanılmak üzere uygun bir yer göstermek zorunda. Birden fazla iş yerinin bulunduğu iş merkezi, iş hanları gibi yerlerde bulunan 50 çalışanı olan işverenlerin İSG hizmetleri için koordinasyon yönetim tarafından sağlanmak üzere ortaklaşa kullanılabilecek bir mekan oluşturulabilir. Bu mekandan hizmet sunacak toplam çalışan sayısına göre yukarıdaki şartlarda gene yer sağlanır. Ve İSG ve bölümlerin aynı alan içerisinde bulunması esasını doktorun odasının bir köşeye, uzman odasının bir köşeye olmaz. Aynı alan içinde olması gerekir. Ortak sağlık güvenlik birimi arkadaşlar, kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ve Türk Ticaret Kanunu'na faaliyet gösteren şirketler, iş yerlerine İSG hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personel sahip olan ve bakanlıkça yetkilendirilen birim. Bir OSGB'de ortak sağlık güvenlik biriminde muhakkak tam süreli bir iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli istihdamı zorunludur. Burada oda şartları bu sefer şu şekilde değişir. En az 10 metrekare muayene odası hekim için. 15 metrekare ilk yardım ve acil müdahale odası. 10 metrekare iş güvenliği uzmanı odası. 12 metrekare bekleme yeri. Uygun büyüklükte arşiv odası ve en az bir tuvalet ve lavabodan oluşma şartı aranır. OSGB kurulduğunda bakanlığın yetkili müfettişleri gelir. Bu yeri denetler. Standartlara uyuyor mu, uymuyor mu? Ona göre ruhsatı verir. Evet. OSGB yetki belgeleri 5 yılda bir vize ettirilmesi zorunludur. Aynı şekilde uzmanlar, hekimler hepsinin olduğu gibi tüm belgeler 5 yılda bir vize ettirilir. Yani ücret yatırılır. Süresi 1-5 yıl daha uzatılır arkadaşlar. OSGB'ler kuruldukları il ve sınır komşu illerde hizmet sunma yetkilidir. Yani bulunduğu ilin içerisinde İzmir'deki bir OSGB Ankara'ya, İstanbul'a hizmet veremez. Sınır illerin dışında hizmet verilebilmesi için bu yönetmekte belirten şartları sağlayarak o illerle şube açılması zorunludur. Yani gider kendi şubesini diğer bir ilde açabilir. Evet, ama burada şöyle bir durum vardır. Şube açmakla yeni OSGB'yi kurmak aşağı yukarı aynı şartları ister arkadaşlar. Orada sadece şube açmak için ekstra bir şey, ismi aynı olur, şubesi olur. Fakat standart bir OSGB kuruluş mantığıyla hareket edilir.
İSGB ve OSGB'lerin görev yetkili sorumlulukları arkadaşlar. Bir kere çalışma ortamı gözetimi hakkında işverene rehberlik öneriler. Zaten uzmanların en büyük işi, bir numaralı işi işverene rehberlik etmektir arkadaşlar. Sağlık gözetiminin uygulanması iş yeri ekibince sağlanır. Çalışanların iş sağlığı güvenliği eğitimlerini planlama, işverene onaya sunma. Evet, çalışanların İSG eğitimleri bir eğitim planı hazırlanarak işverenin onayına sunulur ve ilgili tarihlerde gerçekleştirilir. Acil durum planını hazırlama, ilk yardım acil müdahale organizasyonu. Bir acil durum planı hazırlanır ve burada acil ilk yardım için burada çalışan sayısına göre değişiyor. İlk yardım elemanları eğitime gönderilir ve bir acil durum ekipleri oluşturulur ve tatbikatlar yapılır arkadaşlar. Bunun organizasyonunu sağlar. Çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi iş yeri hekimi tarafından. Çalışma ortamının gözetimi hem hekim hem uzman tarafından yapılır, sağlık gözetimi de hekim tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirme sonuçları ve maruziyet bilgileriyle işe giriş ve periyodik muayene sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtları, iş yerindeki kişisel sağlık dosyalarının saklanması gene İSGB ve OSGB'nin görevlerindendir. İş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanlarının görevini yerine getirmesinin izlenmesinden de sorumludurlar. OSGB'lerce iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken onaylı defter suretleri OSGB arşivinde tutulur. İstenmesi halinde müfettişlere gösterir, istenmese dahi sözleşmesi sonunda bütün dosyalar OSGB'lerce iş yerine teslim edilir. Arkadaşlar şöyle bir durum. Üç nüsh sağlığı defteri diye de adlandırılır. İş güvenliği tespit öneri defteridir. Asıl adı üstünde bu yazar. Üç nüsh sayfalıdır. Yazılır. İşverene bildirilecek her şey muhakkak bu deftere yazılarak tebliğ edilir. Deftere yazılmayan şeyler işverene tebliğ edilmiş sayılmaz. İşte orada bir tehlike var. Bir tehlikeyi söylediniz sözel ama deftere yazmadınız. Orada kaza gerçekleşti. Ben bunu söylemiştim deyince olmaz. Muhakkak deftere yazılmış olması gerekir arkadaşlar. Bu defter, mesela defterin cezası da vardı. Defterin olmamasının cezası 10.000 TL'dir. Defter onaylı olacak. Aynı zamanda şöyle de bir şey var. Defterde 3 tane imza vardır. İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve işveren. Burada siz deftere yazıp imzaladıktan sonra işveren imzalamasa bile siz işverene tebliğ etmiş sayılırsınız. Çünkü yazmışsınız, imzalamışsınız. Defter ona aittir. Üç sayfalı olmasının sebebi otokopili alttaki iki nüsha alınır. Biri hekime, biri uzmana aittir. Onlar da saklanır ama onlar da OSGB'lerde görev yaptığı süreç içinde OSGB'nin arşivinde tutulur bunlar. Ve bir firma OSGB ile artık OSGB ile çalışmayacak. Başka bir OSGB ile çalışacak veya bünyesinde tam zamanlı uzman aldı her neyse. O zaman ilgili dosyaların hepsini işverene teslim etmek zorundadır OSGB'ler. Evet, İSG ve OSGB'ler İSG hizmetinin sunma sırasında işin normal akışını aksatmamaya özen gösterirler. Ve OSGB'ler iş sağlığı güvenliği hizmetlerini devredemezler arkadaşlar. Asla. OSGB'lerce istihdam edilen kişilere ilişkin sözleşme İSG katip üzerinden 5 iş gün içerisinde İSG GM'ye bildirir. Bu çok basit bir şey arkadaşlar. İSG katibe gidip atama yaptığınızda hemen ekrana düşer. Karşı tarafına girip onaylaması gerekir. Onaylamazsa 5 gün sonra ataması ekrandan düşüyor. Yeniden giriliyor. Çalışanlardan iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı görevlendirme ve kişilere işveren arasında OSGB'lerde hizmet, OSGB ile işveren arasında sözleşme arkadaşlar, yani görevlendirme. İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı doğum, hastalık, yıllık izin veya zorunlu nedenle değiştirilmesinden sonra 30 gün içinde genel müdürlüğe bildirir. Bu yani zaten İSG katip üzerinden yapılıyor. İş yeri hekimi ve iş güvenliği hizmetleri için gereken asgari hizmet süresi bölünerek birden fazla kişi görevlendirilemez. Yani bir iş yeri 50 çalışanı var, çok tehlikeli sınıfta 40 dakikadan 2000 dakika hizmet almak zorunda. 1000 dakikasını şu uzman versin, 1000 dakikasını şu uzman versin gibi olmaz. Asla görev bölünemez.
İş güvenliği uzmanı, iş yeri ve diğer sağlık personeli, iş sağlığı güvenliği çalışmasında başka görev verilemez. İSGB ve OSGB'lerde görevlendirme zorunluluğu bulunanların ayrılmasında yerine en geç yine 30 gün içerisinde yeni görevlendirme yapılmak zorundadır arkadaşlar. Ve gene bu görevlendirme İSGGM'ye bildirilir. Bildirilme şeklinde İSGG kağıtta yapılan atama zaten sistemden otomatik görecektir arkadaşlar. OSGB'lerde sorumlu müdür arkadaşlar? OSGB'lerde tam zamanlı iş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı aynı zamanda sorumlu müdür olarak da görevlendirilebilir. Yani atanır, fark etmez, bir tanesi olur. OSGB'lerin başvuru ve yetkilendirme vize işleminden takibinden sorumlu müdür takip edecektir. Gene genel müdür istenen belgelerin hazırlanmasından, OSGB kayıtlarının tutulması ve düzenli arşivlenmesinden, OSGB personelin görevlendirmesinden, takibinden sorumlu ve OSGB'lerle tüm işletmelerden genel müdürün muhatabı sorumlu müdürdür. Değişmesi halinde yine 30 gün içinde yeni sorumlu müdür atanır ve bildirilir arkadaşlar İSGG kağıt üzerinden. Zaten sorumlu müdür olunduğunda kolay kolay başka da işte de ilgilenilemiyor arkadaşlar. Sadece sorumlu müdürlük yürütülüyor. İş kazası deyince de arkadaşlar tanımlarda iş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen ölüme veya vücut bütünün ruhen ya da bedenen özle ortadan olaya iş kazası diye tanımlıyor 6331 sayılı kanun. Meslek hastalığı deyince de mesleki listede maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık. İş kazası deyince hemen bir hatırlatma yapacağım. İş kazası arkadaşlar illa iş yerinde olması gerekmez. İşveren çalışanı dışarıya işe gönderdi. Mesai saati içinde. Hatta dedi ki bakkaldan git bana sigara al. Bu süreçte çalışana araba çarptı. Bu bir iş kazasıdır arkadaşlar. Mesai saatinde olduğu için. Aynı şekilde işveren çalışanları bir servis tahsis etmiş ve servisle işe gidiş gelişlerini sağlıyor. Serviste geçireceği kaza iş kazasıdır arkadaşlar. Ancak kendi özel aracıyla işe gidip geliyorsa veya toplu taşıma araçlarını kullanıyorsa burada başına gelen kaza iş kazası sayılmaz. Evet, iş güvenliği uzmanlarının görevleri arkadaşlar. Bunlara geçmeyelim. Bir ara verelim. Saat 14'te görüşelim. Tamam. Evet, saat 14'te görüşmek üzere arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. İş güvenliği uzmanlarının görevleri arkadaşlar. İş güvenliği uzmanlarının aslında ana görevi işverene rehberlik etmektir. Daha sonra risk değerlendirmesi, ama bu risk değerlendirmesi tek başına yapılan bir iş değildir. Ekiple yapılır arkadaşlar, risk değerlendirme ekibiyle. Risk değerlendirme ekibi içinde arkadaşlar iş güvenliği uzmanı da bulunur. Ama sahada, uygulamada göreceksiniz ki maalesef uzmanlar tek başına yapmak zorunda kalıyor. Çalışma ortamı gözetimi, eğitim ve bilgilendirme ve kayıt ve ilgili birimlerle işbirliği. Rehberlik deyince arkadaşlar işverene öneriler. İş yerinde yapılan çalışmalar, makine ve benzeri tesisatın durumu, bakımı, seçimi, kişisel kullanım seçimi, temini, kullanımı, İSG kurallarına uygun olmasını sağlamak için işverene önerilerde bulunmak. Arkadaşlar tabii bunların hepsini yazılı olarak, az önce de söylediğim iş güvenliği tespit öneri defterine yazarak bildirir. Yazmadığı zaman bildirmiş sayılmaz. İş yerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığının nedenlerinin araştırılması ve önlemler konusunda, iş yerinde çalışana, iş yerine zarar verme potansiyeli olan olaylar nedenlerinin araştırılması gibi olaylarda işverene rehberlik eder. Burada iş güvenliği uzmanlarının genel sıkıntısı veya çıkan durum arkadaşlar, buradaki işleri eksik veya hatalı yapmasından dolayı, yani doğru rehberlik edememesi sonucu o zaman sıkıntıya düşer. Yanlış bildirilirse, mesela kişisel kullanım seçimi yanlış bir KKD seçiyorsa, o zaman evet başı ağrıyabilir. Neden? Çünkü uygunluğu söylemediği için. Kanunda uygun olan neyse onu söyleyeceğiz arkadaşlar. Veya yapmış olduğu önlemler, almış olduğu tedbirlerde kanuna uygun değilse, burada işverene yapması gerekenleri doğru zamanda söyleyemiyorsa ve deftere yazmıyorsa, o zaman başı ağrır. Risk değerlendirmesi arkadaşlar, iş sağlığı güvenliği risk değerlendirmesi çalışmalarına ve uygulamasına katılmak. Yani risk değerlendirmesi sonucu gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak. Risk değerlendirmesi bir ekiple yapılır söylemiştim. Ekibi de söyleyeyim arkadaşlar, bu risk değerlendirmesi ekibinde işveren veya işveren vekili, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, çalışan temsilcisi, bu baş çalışan temsilcisi olur genellikle, varsa bir daha fazla çalışan temsilcisi varsa, ve destek elemanları yer alabilir. Veya varsa orada formel, ustabaşı, bunlar yer alır. Genellikle formel ustabaşları da çalışan temsilcisi seçiliyor zaten. Evet, çalışma ortamı gözetimi. Çalışma ortamının gözetiminin yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve kontrol etmek arkadaşlar. Çalışma ortamı gözetimi derken sahayı kontrol edecek, tehlikeleri tespit edecek ve işverene bu tehlikelerin giderilmesi için önerilerde bulunacak. Aynı zamanda tüm makinelerin ilgili periyodik bakımları vardır, süreleri vardır. Bu sürelerin geldiğinde bakımların yapılması için yine işverene söyleyecek, bakımların yapılmasını sağlayacak, yaptırmasını. Ortam ölçümleri dediğimiz ölçümler vardır. Bunlar nelerdir? İşte aydınlatma ölçümü, toz ölçümü, gürültü, elektrik iç tesisat uygunluk gibi gibi, bunların ölçümlerini yaptırılmasını sağlayacak. Gözetim yaparken aynı zamanda eksikse, çünkü aşırı gürültülü bir ortamda çalışılıyor, çalışanlar üzerinden bir mesleki tehlike var. Ölçümün yapılması gerekir. Evet, iş yerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, uygulamaları takip etmek, acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını sağlamak. Acil durum planlarını hazırlayacak ve işverenden bu konuyla ilgili destek elemanları seçmesini isteyecek. Ve aynı zamanda tatbikatlar planlanıp gerekli tarihlerde tatbikatların yapılması için işverene başvuruda bulunacak ve yetkili kendisi de tatbikat yapmayacak, sadece katkıda bulunacak. Yapılması için ilgili kuruluşlarla irtibata geçip tatbikatların yapılmasını sağlayacak. Eğitim, bilgilendirme, kayıt arkadaşlar. Bir kere çalışanların iş sağlığı güvenliğinin eğitimleri planlanır. Sene başında tüm çalışanlara bir eğitim planı hazırlanır. Hangi tarihlerde hangi eğitimler verecek? İSG eğitimlerin konuları bellidir. Bunların bir kısmını hekim verir, iş yeri hekimi, bir çoğunluğunu uzman verir. Planlanan tarihleri eğitim planını sunar işverenin onayına.
Onay alındıktan sonra ilgili tarihlerde eğitimleri gerçekleştirir. Bu eğitim planı da varsa ihtiyaç halinde farklı eğitimlerde İSG eğitiminde olmayanlar ilave edilebilir arkadaşlar. Yıllık değerlendirme raporunu iş eğitimiyle birlikte hazırlamak. Her yıl yıl sonunda yıllık değerlendirme raporu hazırlanır. O yıl içinde neler yapıldığını dokümante edilir ve uzman hekim imzalar ve de işveren bunu imzalar arkadaşlar. Yapılamadıysa neden yapılamadığı gibi bir yıllık değerlendirme raporu bulunur. Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri düzenlemek. Evet, bunlar farklı farklı yapmış oldukları işlere göre ilgili bilgilendirme faaliyetleri. Özellikle şantiyelerde her gün işe başlamadan toolbox denilen eğitimler vardır. Çalışanlara yapacakları kısa bilgilendirmeler verilir. İSG talimatları ile çalışma izin prosedürünü hazırlayarak işverenin onayını sunmak ve uygulamasını kontrol etmek. Evet, yapılan iş yerinde ilgili İSG talimatları, yapılış yönelik talimatlar hazırlanır. İşverenin onayına sunulur ve bu talimatlar çalışanlara da tebliğ edilir arkadaşlar ve görebilecekleri yerlere asılır. Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı güvenliği bilgilerini İSG katibe bildirmek. Evet, böyle bir iş var ama hala aktif değil arkadaşlar. Bununla alakalı şu anda bilgisayar programları var. Onları kullanıyorlar ama o programlar da hala tam aktif değil. Onu bildireyim. İlgili birimlerle işbirliği arkadaşlar. İş yeri hekimiyle birlikte çalışın. İş yeri hekimiyle işbirliği içerisinde olmak zorunda. Onun haricinde bir İSG kurulu varsa, kurul oluşturulmuşsa onunla beraber işbirliği içinde olmak zorunda. Sahada çalışan temsilcisi, destek elemanları gibi bu kişilerle işbirliği içinde olmak zorunda. Ve varsa diğer dışarıdan destek alınan kurum, kuruluş bunlarla işbirliği yapmak zorunda. Evet, yetkililere gelince arkadaşlar, işverene yazılı bildirilen iş sağlığı güvenliği tedbirlerinden hayati tehlike arz edenler, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri kimince belirlenecek, makul süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmek. Arkadaşlar, en büyük sıkıntılardan bir tanesi budur. Bir, hayati tehlike içeren durum var. Bunu bir kere işi durdurma yetkisi iş güvenliği uzmanında değildir. İşi durdurma yetkisi işverendedir. Gidecek, burada işverene başvurup buradaki işin durdurulmasını talep edecek işverene. İşverenin işi durdurun, o işi hayati tehlikeyi giderinceye kadar, yani oradaki tedbirleri alıncaya kadar işe başlamaması lazım. Ancak hekim işveren dinlemedi. O zaman İşte burada il kurumuna, il müdürlüğüne veya direkt alo 170'e şikayet etmek zorunda. Ama bu da kolay bir şey değil. Çünkü ücretini ödeyen tarafı şikayet edeceksiniz. Burada kanun şöyle bir şey diyor. İş güvenliği uzmanları görevini yaparken yaptığı süreç içinde hiçbir hakları kısıtlanamaz. Eğer haksız yere işten atılırsa bir yıllık ücretleri kendisine verilir. Ama gelin görün ki bunu almak sahada öyle söylendiği kadar kolay olmuyor. Çünkü OSGB'den hizmet alıyor. OSGB görme diyor. Görürse onun yerine başka uzman görevlendiriyor gibi gibi birçok sebebi oluyor. Burada şöyle de bir şey var. Ne dedik? İş yerine bunların hepsini yazılı tebliğ edeceksiniz. Ne yapacaksınız? Tespit öneri defterine yazdınız. Şimdi yazdığınız habire şey gibi bir yazdığınız dediniz ki burada hayati tehlike var, işin şu konu tedbirler alınması lazım, işin durdurulması lazım gibi belirttiniz. Neyse. Durum devam ediyor. Bir daha yazdınız. Yazdınız, durdunuz. Çok güzel bir kaza oldu veya bir şey oldu, müfettiş geldi. Diyecek ki arkadaş burada bir hayati tehlike var. Niye işin durdurulmasını talep edince sağlamadın veya bunu niye şikayet etmedin? Habire yazın derler. O zaman çünkü sadece orada o zaman yazmak kurtarmaz arkadaşlar. Bu da sıkıntılardan bir tanesidir. Şimdiden belirteyim. İş yerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve acil müdahale gerektirmesinde işin durdurulması için işverene başvurmak. Az önce söyledim. Yani iş yerinin bütün bölümlerinde İSG konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgilere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.
Görevinin gerektirdiği konularda iş yönünün bilgi sahibinde ilgili kuruluşlara da işbirliği yapmak. Yani ne herif bakım yapılacak görüşünüz. İş yönünler çok fazla bu konuları bilmez. Yetkili kurumlarla, mühendislik firmalarıyla, akredite olan firmalarla genellikle uzmanlar ilişki içine geçer, bulur, alır ve onların yapılmasını sağlar arkadaşlar. Yükümlülükleri arkadaşlar, işin normal akışını mümkün olduğunca aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasında katkıda bulunmak. İşverenin ve iş yerinin mesleki sırları, ekonomik durumlarıyla ilgili bilgileri gizli tutmak. İSG hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı hizmet sundukları işverene karşı da gene sorumludurlar. Hizmet verdikleri iş yerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeler ile yönetmelikteki görevleri başındaki faaliyetlerini, birlikte yapılan çalışmalar ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazmak. Onaylı defter bahsettim. İş yeri hekim ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan ve tavsiyelerle gerekli görülen diğer hususların yazılı defter. Seri numaralıdır arkadaşlar. 1'den 50'ye kadar. Sayfaları bir tane asıl sayfa, iki tane de kopya şeklisi var şeklindedir. Arkasında iki tane kopyası vardır. Otokopidir. Yazılımda diğer iki sayfaya da geçer. Her iş yeri için tek olan defterdir. Bir iş yerinin birden fazla işletmesi varsa hepsi için ayrı ayrı olacak sekreter numarası için. Veya bir tane şantiye yazdı, az bir şey yazıldı, ben buna devam edeyim, olmaz. Her iş yeri için ayrı ve tek olacak. Bunlar arkadaşlar çalışma ve iş kurumu il müdürlükleri veya genel müdürlüğünde veya noter tarafından her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır. O yüzden de onaylı defter diye geçer arkadaşlar. Ağırlıkla notere göndermenizi tavsiye ederim. Bir ücreti var, ne kadar alabilirim, 100 lira olsun. Çünkü müdürlüklere gittiğinde eğer SGK ile veya herhangi bir şeyle başı sıkıntıdaysa onaylamazlar arkadaşlar. Onaylı deftere yazılan tespit öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur. Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer iki tane surette iş güvenliği sonra iş yeri hekiminde bulunur. Onlar da OSGB'ye verir eğer OSGB bünyesinde derse. İş müfettişleri istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır. Kanunda belirtilen sorumluluklar arkadaşlar. İş yeri hekimi ve iş güvenliği iş yerlerinde İSG gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir. Hayati tehlike hazinelerinin işveren tarafından yerine getirilmesi halinde bu husus bakanlığın yetkili birimine bildirir. Çok basit. Alo 170'er. 170'er aradığınızda bu bildirmiş olursunuz. İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı İSG hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı hizmet sundukları işverene karşı da sorumludurlar. Çalışanın ölümü veya mağduriyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulması neden olan iş kazası veya meslek kazasının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı yetki belgesi 6 ay süreyle askıya alınır arkadaşlar. Evet, eğitimler ve yenileme. İş güvenliği uzmanı iş yeri hekimi temel eğitimler arkadaşlar. Teorik kısmı 180 saat, uygulama kısmı 40 saat, toplamda 220 saat bir eğitimi var. Şu anda almış olduğunuz eğitim. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitimle verilir ama şu anda tamamını uzaktan vermiş oluyoruz pandemi sebebiyle. Uygulamalı eğitim İGÜ'nün iş yeri hekiminin olduğu iş yerinde olur. Teorik eğitimde ise mazesiz 6 saat devamsızlık hakkı vardır. Fazlası tespit edilirse uygulama eğitimin yani eğitimden almış sayılmaz, iptal edilir hakkı. Uygulamanın tamamına katılım zorunludur arkadaşlar. Uygulamalı eğitim yani staj. Diğer sağlık personelinin eğitimi deyince de 90 saat arkadaşlar. Bunun yarısı uzaktan diyor ama şu anda onun da tamamı uzaktan yapılıyor. Tüm sınavlara eğitim tarihinden itibaren 3 yıl içinde sınırsız sınav hakkı girme hakkı var. Sınava girme hakkı var. Sertifikalar 5 yılda bir yenilenir. Bize ettirilir arkadaşlar. Sertifikalar yenilenirken de eğitimler var. İşte 30 saat yüzde eğitim. Tamamına katılım zorunlu. 18 saat yüzde eğitim DSP için arkadaşlar. İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi. Yani bizlerin sahip olduğu belge arkadaşlar.
5 yıllık A sınıfı iş güvenliği uzmanı olacak en az. 5 yıllık veya iş yeri hekimi olacak. Veya 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip iş sağlığı güvenliği doktoralı hekim, mühendis, mimar veya teknik eleman olacak. 10 yıllık bakanlık müfettişleriyle iş sağlığı güvenliği uzmanlarından biri olacak. 10 yıllık bakanlık görevli çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzmanı olacak. Veya iş sağlığı güvenliği genel müdürlüğüne bağlı birimlerinde 10 yıl mühendis, mimar veya teknik eleman ile 5 yıllık hekimler olabilir. İş ve meslek hastalıkları veya iş yeri hekimliği yan dal uzmanı veya meslek hastalıkları hastasında 3 yıl çalışan hekimler olabilir. Ayrıca mühendis, mimar, fizikçi, kimyager ve teknik öğretmenlerle hukuk ve tıp fakültelerinde mezun olanlardan üniversitelerde genel müdürlüğü ilan eden eğitim programının uygun en az 4 yarı yıl ders veren öğretim üyelerine de başvurmaları halinde verilir. Diğer sağlık personeli eğitici belgesi, bunlar da diğer sağlık personeli unvanına sahip ve pedagojik formasyon veya eğiticilerin eğitimi belgeli. En az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip iş sağlığı ve güvenliği veya iş sağlığı programı doktora yapmış olanlara, genel müdürlük ve bağlı bölümlerde 5 yıl görev yapanlara, meslek hastanelerinde 3 yıl görev yapanlara ve üniversitede genel müdürlüğü ilan eden diğer sağlık personeli eğitim programına uygun en az 4 yarı yıl ders veren öğretim üyelerine bu belge verilir. Bu içinde eğitici pedagojik formasyon ve eğitim belgesi olmak zorunda bu kişilerin de arkadaşlar. Evet, sorumlu müdür, eğitim kurumunda sorumlu müdür. Aynı aslında OSGB'deki gibi iş yeri hekimliği iş güvenliği uzmanının eğitim belgesine sahip olacak. Tam süreli istihdam edilecek ve kurumda bakanlığa karşı sorumlu kişi o olacak arkadaşlar. Ayrılması halinde 3 gün içinde gene genel müdürlükçe bildirilir. 30 gün içinde yeni sorumlu müdür atanır. Eğitim kurumu iş güvenliği uzmanı diğer sağlık personeli olan kurumda 4 tane tam süreli eğitici bulunur. Buna iş yeri hekimi eğitimine dahil olsa 6 tam süreli eğitici olmak zorundadır. Eğer bu bakanlığın bir kuruluşu ise bakanlığın kuruluşunda 2 tam süreli 2 tane kısmı süreli eğitici olur. İş yeri hekimine dahil olursa 4 tam süreli 2 kısmı süreli eğitici bulunur arkadaşlar. Eğitim kurumlarının ilk başvuruları genel müdürlük tarafından katılımcının devam durumları ve eğitici uygunluğunun denetimi ise genel müdürlük personeliyle SGK İl Müdürlüğü'ndeki sosyal güvenlik denetmenleri tarafından yapılır. İhtarlar var arkadaşlar. Bir takvim yılı içinde hafif ihtarların, ihlallerin ihtar puanlarının toplamı 30'a, orta ihlallerin ihtar puanlarının toplamı 60'a ulaşması durumunda kişi ve kurumların o yıl işleyecekleri diğer hafif ve orta ihlaller bir üst derecenin tavan puanı olarak uygulanır. 5 yıl sonunda vize işlemini tamamlayan kişi ve kurumların uygulamasının üzerinden en az 1 yıl geçmiş olan tüm ihtar puanları silinir. Kişi ve kurumlara uygulanan ihtar puanlarına ilişkin itirazlar ihtar puanı tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde genel müdürlüğe yapılır. Yani size ihtar puanı kesildiği kişilere 10 iş günü içinde genel müdürlüğe itiraz yapılması gerekir arkadaşlar. Yetkilerin askıya alınması. Kişi ve kurumların belgelerinin geçerliği arkadaşlar. İhtar puan toplamı kişilerde 100, kurumlarda 200'e ulaştığında teftişlerde tespit edilen noksanlıkların giderilmesi için verilen en fazla 30 günlük süre sonunda noksanlıkların devam etmesi hallerinden birinin gerçekleşmesinde 6 ay askıya alınır. Yani ihtar puanları kişide 100, kurumda 200 olacak. Eğer gelecek tespit edecek, diyecek sonra bir süre verecek. Genellikle 15 gün verirler. 30 çok görmedim. 15 gün sonra geleceğim bunları gider derler. Gidermezse 6 ay içinde askıya alınır. Yetki belgesi geçen 6 ay askıya alınması gereken durumların bir vize süresi içinde tekrarında 1 yıl askıya alınır. Yetkilerin doğrudan iptali var arkadaşlar. Yetki aldığı adres veya il sınırları dışında hizmet vermeleri. Sunmakla yükümlü oldukları hizmetleri devretmeleri. Bir vize döneminde 3. kez yetki belgesinin alınması, yani 5 yıl içinde 3 kez belgesini aldıracak. O da zor iş gerçekten. Yetki belgesinin amacı dışında kullanılması, belgesi askıdayken sözleşme ve hizmetlerinin tespit halinden birinin varlığı halinde doğrudan iptal edilir.
Mesleki bağımsızlık ve etik ilkeler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri verenler, sağlık ve güvenlik listeleri olsa işveren ve çalışanları öneride bulurken hiçbir etki altında kalmazlar. Kalmamaları gerekir. Maalesef sahada pek öyle olmuyor. İşverenin etkisinde kalıyorlar arkadaşlar. Veya OSGB'nin etkisinde. Hizmet sundukları kişilere güven, gizlilik ve eşitliğe dayanan bir ilişki kurar ve tümünü eşit olarak değerlendirirler. Çalışma koşullarının düzenlenmesinde kendi aralarında yönetici ve çalışanların iletişime açık ve işbirliği içerisinde olurlar. Sözleşmelerde mesleki olarak bağımsız, çalışmayı kısıtlayabilecek şartlar konulamaz. Hak ve yetkileri görevlerinin yerine getirilmesi nedeniyle kısıtlanamaz. Sağlık muayeneleri var arkadaşlar. Sağlık muayeneleri iş yeri hekimleri tarafından gerçekleştirilir. Bütün çalışanlar için sağlık muayeneleri işe giriş sırasında, iş değişikliğinde, iş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle işten uzak kalma sonrası işe dönüşte talep edilmesi halinde. Bakanlıkça belirlenen düzenli periyotlarda. Bakanlıkça belirlenen düzenli periyotlar ne arkadaşlar? Bu arada tüm sınıflar için işe başlamadan sağlık raporu almak zorunlu. Az tehlikeli sınıflarda 5 yılda bir. Tehlikeli işlerde 3 yılda bir. Çok tehlikeli işlerde yılda bir. Bakanlıkça belirlenen düzenli periyotlar bunlardır, sağlık muayeneleri. İş yeri hekimliği belgesi arkadaşlar, iş yeri hekimliği eğitim sınavında başarılı olan hekimlere, iş sağlığı ve İSG bilim uzmanı unvanına sahip olan iş yeri ve hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere, hekimlik diplomasına sahip iş sağlığı, İSG bilim doktorlarına, İSG alanında en az 8 yıl teftiş yapan hekim iş müfettişlerine veya iş sağlığı güvenliği genel müdüründe İSG alanında en az 8 yıl çalışmış hekimlere sınavsız verilir. Diğer sağlık personeli deyince az önce söylemiştim. Hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlık teknisyeni. Bunlar alabilir iş yeri belgesini veya diğer sağlık personeli. Bu unvana sahip kişiler arkadaşlar eğitim ve sınavla verilir veya yüksek lisans yapanlara ve İSG gibi de 5 yıl çalışanlara verilir. Evet. Diğer sağlık personeli olarak görevlendirecek kişilerde arkadaşlar 2015 tarihine kadar belgeye sahip olma şartı aranmaz. Ancak bu kişilerin 1-1-2016 tarihine kadar söz konusu belgeye sahip olması zorunludur. Geçelim onu. İş yeri hekimlerinin görevleri. İş yeri hekiminin görevleri de aşağı yukarı uzmanla aynıdır arkadaşlar. Rehberlik, risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak, sağlık gözetimi, eğitim, bilgilendirme, kayıt ve ilgili birimlerle işbirliği. Rehberlik deyince aynı çalışma ortamının gözetimini yapacak. Bu sefer sağlıkla ilgili yapacak arkadaşlar. O işverene rehberlik yapacak. Gene kişisel kurum seçiminde işte yapılan çalışmalarda bunları denetleyecek. Bu konuda işverene önerilerde bulunacak. Sağlığın geliştirilmesi için önerilerde bulunacak. Tavsiyelerde bulunacak. Ergonomik ve psikososyal riskler ve çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasiteleri, iş, çalışan uyumu ve ortam stres korunma çalışması hakkında önerilerde bulunacak. Yemekhane ve benzeri iş yeri bina beklentinin hijyeni denetleyecek. Çalışanlara beslenme, uygun içme suyu tavsiye verecek. İş yerinde meydana gelen iş kazası, meslek hastalıkları nedenleri araştırması için önlemler konusunda işverenin önerilerde bulunacak. İş yerinde meydana gelen çalışana, ekipmana veya işine zarar verme potansiyel olayların önlemleri hakkında işverenin önerilerde bulunacak. Bunların hepsini yazılı yapacak. Burada bir şey dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Reçete yazacak. Yok. Ama bizde maalesef sahada hekimler sadece reçete yazıyor. Gerçekte olan bu. Risk değerlendirmesi ekibinin içinde bulunur arkadaşlar. Yine hekim de ekibe katkıda bulunur. Özellikle varsa çalışanlar arasında gebe emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı, ön tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malül ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlarla özel politika gerektiren grupları yakın takip altına almak, bilgilendirmek ve bunların risk değerlendirmesine de yer almasını sağlamaktan sorumludur. Sağlık gözetimi arkadaşlar,
Evet, sağlık gösterimi yapacaklar. İşe giriş çıkışlarda periyodik muayeneler ve tetkikleri çalışanları gene bilgilendirecek. Sağlık gösterimlerini yapacak ve risk değerlendirme sonuçları doğrultusunda söyledik. Az tehlikeli de 5, tehlikeli de 3, çok tehlikeli de yılda bir muhakkak periyodik muayene yapılacak. Ancak iş yeri hekiminin gerek görmesinde bu süreler kısaltılabilir arkadaşlar. Burada soru gelebiliyor şaşırtma olarak. Mesela hekim dediyse tehlike sıkıntı 3 yılda bir değil, hayır burada yılda bir yapalım diye işverene bir öneride bulunduysa yılda bir yapılması gerekir. Ama 3 yılı hayır burada gerek yok 5 yılda bir yapalım diyemez. Evet ve yapılan tetkikleri sonuçları iş yerinde saklanması gerekir arkadaşlar. Özel politika gerektiren grupların uygun işe yerleştirmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenler. Meslek hastalığı ön tanısı almış çalışan varsa ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini yapar. Sağlık sorunlarıyla ilgili işe devamsızlık, iş yerinde sağlık tehlikeleriyle ilişkin tespit, ortam ölçümleri yaptırmak. Çalışanların sağlık nedeniyle işten uzaklaşmadan sonra işe dönüşlerine talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yapmak. Bulaşıcı hastalıkların kontrol için bağışıklama çalışmaları, hijyen eğitimi vermek, gerekli muayene tetkiklerini yaptırmak. Bağışıklama derken mesela inşaatlarda mesela tetanoz aşısı zorunludur. Ama atıyorum bir kalabalık iş yeri var, gribe karşı şu anda öyle COVID var, o apayrı bir durum. Olmadan önce düşün, ya bir grip aşısı yaptıralım, çalışanlara tarafından öneride bulunabilir, zorunlu olmamakla beraber. Yine yıllık çalışma planı hazırlayarak yıllık değerlendirme raporu hazırlamak. Arkadaşlar bir işe başlandığında yıllık çalışma planı hazırlayarak bir yıl içinde neler yapılacağı. İşverenin onayına sunulur. Onay aldıktan sonra o plana göre hareket edilir, yapılır. Yıl sonunda da bunların neler yapıldı, neler yapılmadı değerlendirme raporunda tekrardan yazılır arkadaşlar. Eğitim, bilgilendirme ve kayıt. Çalışanların iş sağlığı güvenliği eğitimleriyle ilgili yani eğitim planı hazırlar. Uzmanla beraber ilk yardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personel eğitimini sağlar. Yine ilgili eğitimleri verir arkadaşlar. Ve çalışanların iş yerindeki sağlık listeleri, işe giriş periyodik muayene konusunda bilgilendirir ve bunları değerlendirme raporunda yazar. İlgili birimlerle işbirliği deyince aynı uzman gibi uzmanla beraber çalışır, varsa kurulla beraber çalışır, çalışan temsilcisi, destek elemanıyla beraber çalışır. Meslek hastalığı yetkili hastaneyle işbirliği yapar, varsa meslek hastalığı tanısı konulan ki bizim ülkemizde neredeyse yok denecek kadar az. Yine İSG alanında yapılacak araştırmalara katılır. Talimatlar hazırlanırken katkıda bunu uzmanla beraber hazırlar, yıllık çalışma planını hazırlar gibi. Diğer sağlık personelinin görevi arkadaşlar hekime yardımcı olmak. Başka ciddi bir işi yok. Gördüğünüz gibi İSG hizmetlerinin planlanması ve değerlendirmesine iş yeri hekimiyle birlikte çalışır. Hep iş yeri hekimiyle birlikte. İş yeri hekiminin muayenesine yardımcı olmak. Özel politika grup ve gerekler grupların takibi. Bu da aslında iş yeri hekimi yapıyor. Ona yardımcı oluyor. İlk yardım organizasyon yönetimine gelen iş yeri hekimiyle birlikte çalışmak. Sağlık eğitiminde bunu hekim veriyor ve görev almak. Hijyen şartları denetimine hekimle beraber iş yeri hekimine verecek İSG ile ilgili görevleri yürütmek. Ve diğer çalışan temsilci destek elemanlarıyla işbirliği arkadaşlar. Evet, yetkileri neler arkadaşlar? İş yerinin tamamında iş sağlığı güvenliği hakkında inceleme, araştırma yapmak, gerekli bilgi ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek. Görevinin gerektirdiği konularda işveren ve iş yeri hekiminin bilgisi dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. Tam süreli diğer sağlık personeli, mesleki gelişmelerin eğitim, seminer, panel gibi haklara katılma hakkına sahiptir. Bunu tüm uzman ve hekim de sahiptir arkadaşlar. Burada 5 günlük bir hakkı vardır. Bunlar da iş gününden sayılmaz. Her bir yıl, her yıl içinde ilgili eğitimlere katılma hakkı vardır. Toplantılara, kongrelere. Yükümlülükleri yine aslında uzman ve hekim de aynı. İşin normal akışını bozmamak ve arttırmasına katkı bulmak. Çalışanların bilgilerini gizli tutmak. İşverene karşı sorumlu, İSG'ye dair tespitli tavsiyeleri iş yeri hekimine, diğer sağlık personeli bir farkı vardı, direkt tespitlerini işverene değil de
iş yeri hekimine iletir arkadaşlar. Sağlık raporları arkadaşlar. Çalışanlar işe başladığında artık sağlık ocaklarından veya devlet hastanelerinden alınan rapor değil, pardon, İSGB veya OSGB'deki görevli iş yeri hekiminden almakla yükümlü. Yani kaşede iş yeri hekimi kaşesi olacak. Raporla itiraz olursa Sağlık Bakanlığı'nın belirli hakem hastanelerinde gönderiliyor. Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetiminden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır ve çalışana yansıtılmaz ve sağlık bilgileri gizli tutulur. Evet, 50 çalışan, 50'den daha çalışan sahip özel işçiler ve tüm kamu kuruluşlarında işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri İSG kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce olduğu gibi kamu sağlık hizmet sunucu tarafından düzenlenir. Evet, çalışan, genç çalışan ayrımı var arkadaşlar. Tanım olarak gelebilir, genç çalışan özellikle sorulan bir tanım. 15 yaşını bitirmiş, 18 yaşını doldurmamış çalışan, genç çalışan olarak adlandırılır. Kendi çalışan deyince de kendi özel kanunlardaki statülere bakılmaksızın kamu veya özel işlerindeki istihdam edilen gerçek kişi. Çalışan temsilcisi var arkadaşlar, hep söyledik. Çalışan temsilcisi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konulara çalışanı temsil etmeye yetkili çalışandır. Seçimle olur arkadaşlar. İşveren atayamaz. İşveren ilan eder. Aday olan kişiler gelir ve seçimle olur. Ancak kimse aday olmazsa o zaman işveren atar. 5 yılda bir seçim tekrarlanır. En az ortaokul mezunu olmalı. Tecrübeli ve en az 3 yıldır o şirkette görev yapıyor olmalıdır. Destek elemanları dedik. Mesela bunlar hep liste değerlendirmesinde bulunan kişiler. Bunlar da asli görevlerinin yanında iş sağlığı güvenliğiyle ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele ve ilk yardım konusunda özel görevlendirilmiş, uygun donanım, yeterli eğitime sahip kişiler. Bunlar işverence atanır arkadaşlar. Hatta birer yedekleri seçilir. İş yerinde olmamaları halinde bunlara ilgili eğitimler verilir. Bunlar önleme, koruma, tahliye ve yangınla mücadele. İlk yardım için bakanlığın, Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirmiş olduğu kuruluşlar var. Oraya gidip eğitim alıyorlar. Sınavda başarılı olanlara ilk yardımcı belgesi veriliyor. İşveren deyince çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişi olmayan kurum ve kuruluşlar. İşveren adına hareket eden, işi ve iş yerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri bu kanun uygulamasının bakımından da gene işveren sayılırlar. Yalnız işveren vekilleri sözel olmaz arkadaşlar. Yazılı olacak. Hatta onaylı, noter onaylı. İşverenin yükümlülükleri arkadaşlar aslında işveren müteselsil sorumludur. Yani kaçınılmaz. Her şeyden sorumlu olan kişi işverendir. Nedir? İSG hizmetlerini yapmak, denetim yapmak, eğitimi yaptırmak, iş değerlendirmesi yapmak, acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım, tahliye, sağlık gözetimi, koordinasyon, görüş alma ve katılım. Arkadaşlar bunlar hep işverenin yükümlülükleri. İşveren bunları bilir mi? Çoğunu bilmez. İşte bu konuda uzmanlar rehberlik eder. Ama kanunda bir şey vardır, onu söyleyeyim. İşveren bilen kişidir. Yani her konudan bilgili kişidir. Bilgili olması gerekir. Öyle kabul eder kanun. Bilmiyorsan açma gibi bir durum var. İşverenin yükümlülükleri arkadaşlar, OSGB'den hizmet alınması işverenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İSG ile mevzuatta uygun olan mevzu olarak bildiren tedbirleri yerine getirir. Çalışanların iş sağlığı güvenliği alanındaki yükümlülükleri işverenin sorumluluklarını etkilemez. İş sağlığı güvenliği hizmeti veren araç, gereç, mekan ve zaman gibi gerekli ihtiyaçlarını karşılar. İşveren iş sağlığı güvenliği tedbirlerinin maliyetlerini çalışanlara yansıtamaz. İşveren çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliği sağlamakla yükümlü. Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim, organizasyon ve iyileştirme ile denetim, yani iş sağlığı güvenliği tedbirlerinin takibi, uygunsuzlukların giderilmesi, risk değerlendirmesi yapmakla, yani bunu yaparken ekip kuracak, kendi dahil olacak. Çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğu,
Hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girişlerin engellenmesi. Evet, İSG görevlerinin etkin çalışması için kolaylık sağlar. Yine İSG görevlerini yerine getirmek için araç, gereç, mekan, zaman ve bütün ihtiyaçları karşılamakla yükümlü. Ve İSG görevlerinin işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla. Ve yazılı olan tedbirleri yerine getirmekle, yeterli çalışma süresini sağlamakla yükümlüdür. İşveren, iş yeri hekimi, iş güvenliği ve diğer sağlık personeli hizmet alan OSGB'nin geçerli yetki belgesiyle görevlendirilmesinden sorumludur. Evet, görevlendirildi veya hizmet aldı OSGB'de görev yapan kişilerle bunların çalışma saatleri, görev, yetki ve sorumlulukları hakkında çalışan temsilcisi ve çalışanları bilgilendirir. Yani der artık bunlar iş güvenliği uzmanımız, bunlar veya iş yeri hekimi bize bu konularda destek verecek diye açıklamalarda bulunur. Tanıtta çalışanlara. Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB'yi başka iş yerlerinden çalışmak üzere kendi işine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir. Yani taşeron ilişkisi var, alt işvereni var altında, onları da bilgilendirir. Başka bir iş yerinden kendi işine çalışmak üzere gelen çalışanların sağlık bilgilerine görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB'lerin ulaşabilmesini sağlar. İSG mevzuatı gereği yükümlü olduğu kayıt ve bildirimleri hizmet aldığı OSGB'lerin işbirliği içinde yapar arkadaşlar. Evet, soru gelebilir. İş yerindeki İSG faaliyetleri ilişkin her türlü kaydı işten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarında saklar arkadaşlar. 15 yıl. Çalışanın iş yerinden ayrılarak başka bir iş yerine çalışmaya başlaması halinde yeni işverenin çalışanın sağlık dosyalarını yazılı olarak talep eder. Önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak bir ay içinde gönderir. Ve hiçbir şekilde çalışanlara mali olarak yansıtılmaz bir durum. Tehlike risk önleme var arkadaşlar. Bunları aslında risk değerlendirmesine de göreceksiniz. O yüzden çok fazla geçmeye gerek yok. Süremiz de bitmek üzere. Hızlıca tehlikeyi şöyle tanımlayalım. Çalışanı veya işini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli. Risk aslında çok basit tanımı vardır. Risk değerlendirmesi gördüğünüz gibi. Olasılık çarpı şiddet olarak bunun bileşkesidir. Bir olayı gelme olasılığıyla şiddetinin bileşkesi riski tanımlar bize. Zararlı sonuç meydana gelme ihtimali diyebiliriz. Ve önlemde arkadaşlar planlanan ve alınan tedbirlerin tümü de önleme olarak tanımlayabiliriz. Evet. Bunları çok fazla geçmek istemiyorum. Diğer derslerde göreceksiniz. Süremiz de bitti. Bugünkü anlattıklarımla ilgili bana sorunuz var mı arkadaşlar? Risk değerlendirmesine geçelim. Risk değerlendirmesiyle ilgili ayrıca bir ders var. Evet arkadaşlar. Bugünkü anlattıklarımla ilgili sorunuz var mı? Şunu belirtmek isterim. Rica ederim. Çalışmaktan kaçınma hakkı var arkadaşlar. Şöyle bir şey onu da söyleyeyim. Ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda İSG kuruluna ve işverene başvurmaksızın iş yerini veya tehlike bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider çalışanlar. Çalışanların taleplerine rağmen tedbirlerin alınmadığı bu durumlarda iş sözleşmelerini feshedebilir çalışanlar. Çalışmaktan kaçınma hakkı arkadaşlar. Bu bir saniye. Ciddi ve yakın tehlike karşı karşıya kalan çalışanlar kurula başvurur. Varsa kurul veya işverene başvurur. Ve daha hemen kurul toplanarak karar verir. Ve karar çalışana yazılı verilir. Çalışanın tehlikeli durumda çalışmaktan kaçınma hakkı vardır. Hayati tehlikenin giderilinceye kadar. Bu dönemde hiçbir hakkı kısıtlanamaz. Ve bir iş kazası olunca arkadaşlar bunu da belirteyim. İşveren kazadan sonraki 3 iş günü içinde
iş kazasını veya meslek hastalığını öğrendiği tarihten gene 3 iş günü içerisinde gene SGK'ya bildirmekte yükümlü. Bunu genellikle muhasebeci yapar. Aklınızda bulunsun. Kaza, iş kazası ve meslek hastalığı öğrendikten sonra 3 iş günü içinde bildirmek zorunda. Aynı şekilde gittiği hastanede veya işte atıyorum sağlık hizmet sunucusunda 10 iş günü içinde SGK'ya bildirmek zorunda. Bunlardan da zaman zaman soru gelir. Evet. Çalışan temsilcileriyle ilgili de söyleyeyim. Arkadaşlar çalışan temsilcisi 2 ila 50 çalışan olan yerde 1. 51 ila 100 çalışan olan yerde 2. 101 ila 500 çalışan olan yerde 3. 501 bin çalışan olan yerde 4. 1001 ila 2000 çalışan olan yerde 5. 2001'den sonra üstünde 6 çalışan temsilcisi seçilir. Seçimle belirlenemezse atama ayını olur. Bunların arasından da fazlaysa sayı 6, 5 ise işte neyse aralarından bir kişi gene kendi aralarında yapacakları seçimde baş çalışan temsilcisini seçerler. Kurulu söyledim. Aklınızda olsun gene bunda dersi var. İSG kurulu 50 ve daha fazla çalışan olacak ve 6 aydan fazla sürecek işlerde kurul kurulur arkadaşlar. Evet. Dersimiz bitmiştir. Sorunuz yoksa ben ayrılıyorum. Çünkü başka bir gruba geçeceğim ders vermeye. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Evet, iyi günler hepinize. İyi hafta sonu.